This conference will now be recorded. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliği öncelikle biz neden düzenledik? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şu an ekranda soydan beni görüyorsunuz ama daha çok katılımcımız da birazdan burada olacak. Öncelikle bu etkinliği düzenleme sebebimiz malum hepimizin yaşadığı büyük bir kriz var dünyada. Covid-19 salgını ve bunun kuşkusuz bütün sektörler üzerinde bir etkisi oldu. Özellikle de inşaat sektöründe ve bu konunun tartışılması hepimiz için çok kıymetli diye düşündük biz ve böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdik. Gebze Teknik Üniversitesi olarak. Ben önce Gebze Teknik Üniversitesi dışından katılımcılarımız için kısa bir bilgilendirme yapayım. Gebze Teknik Üniversitesi bu adı almadan önce 1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ismiyle kuruluyor. Ve tamamen yüksek lisans ve doktora çalışmalarına odaklı kurulan bir üniversite. Daha sonrasında 2014 yılında da ismi Gebze Teknik Üniversitesi olarak değiştirildi. Fakat çalışmaya, araştırma anlamında performansından da hiçbir şey kaybetmediğini söyleyebiliriz. Gerçekten bir bilim üssü olarak da şu an başarılı bir şekilde hizmet veriyor üniversitemiz. Ve bizim inşaat mühendisliği bölümümüz de 2018 yılında öğrenci almaya başladı. İlk öğrencilerini, lisans programını. Şu anda da başarıyla yürüyen bir sürü programımız var aslında. Özellikle de yüksek lisans, lisans ve doktora anlamında çeşitli yelpazelerden birçok bilim dalımız var. Deprem ve yapı mühendisliği grubu, geoteknik, Selçuk hocamız da zaten katılımcılardan biri aramızda. Kendisi geoteknik anabilim dalında çalışıyor. Ben yapı işletmesi alanındayım, yapım yönetim anabilim dalındayım daha doğrusu. Çok değerli akademisyen kadromuzla da yolumuza devam ediyoruz. Ve bugün de böyle bir etkinlik nedeniyle buluşmuş olduk sizlerle. Ben öncelikle bütün katı konuşmacılara ve katılımcılara herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Turner Construction'a, oradan Soydan Bey'e böyle bir etkinlikte yer almayı kabul ettikleri için ve sektörle özellikle sektördeki değişimleri bizle paylaşacakları için çok sağ olun. Selçuk hocamız yine akademisyen kimliğiyle aslında bize bilgiler verecek. Yine Algan hocamız burada. Kendisi de University of Huddersfield'dan, İngiltere'den bağlandı bugün. Sağ olsun bizi kırmadı. O da yine hem eğitimdeki değişimler hem de gelişimlerle ilgili ve sektörle de aslında bağlantılı örnekler sunacak bize diye ümit ediyorum. Sağ olsun tekrar. Ve Didem Uğurlu burada. Didem ve bizim bölümümüzde aslında ders veren bir hocamız. Aynı zamanda da Yalın Enstitü'de araştırmacı olarak çalışıyor. Kendisine de hoş geldin diyeyim. İsterseniz aslında sözü şimdi Didem'e ben aktarayım. O devam etsin. Didem'in sesini alamıyoruz sanırım, öyle değil mi? Şimdi geliyor sanırım, pardon. Evet. Sevil Hocam'a ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne bana bu organizasyonda yer almamı fırsat verdiği için teşekkür ederim. Sevil Hocam'ın dediği gibi Gebze Teknik Üniversitesi'nde ders saat ücretli olarak ders veriyorum İnşaat Fakültesi'nde. Aynı zamanda başka üniversitelerde mimarlık fakültelerinde ders veriyorum. Aslında background'ım mimarım. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktoramı yapıyorum. Yine proje yapım ve yönetimi üzerine. Yine tüm katılımcılarımıza yer aldıkları için teşekkür ederim. Katılımcılarımızdan da kendilerini tanıtmalarını rica edelim. Soydan Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Başlayalım. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle biz de teşekkür ederim tabii herkese. Bu emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmim Soydan Yalnız. Yaklaşık 25 yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Halen inşaat mühendisliği yapıyorum. Türkiye'de birçok büyük firmada çalışma şansım oldu. Halen de çok büyük bir firmada çalışmaya devam ediyorum. Ben sizin için böyle bir kısa bir sunum hazırladım. Çok da uzun tutmak istemiyorum aslında kendimi tanıtımı. Ekran paylaşımını şey yapabilirsin Sevil Hanım. Tabii ki hemen yapıyorum. Evet, şu an sunabileceksiniz. Başlayacağız.
Okey. Şöyle bir ekran şey var hocam. Seni çıkartalım oradan. Okay. Görüyoruz aslında sunumunuzu. Okey. Turner'la başlıyoruz. Çok kısacık bir Turner'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Turner 118 yıl önce Amerika'da kurulmuş, 1902 yılında kurulmuş bir firma. Uluslararası operasyonlarımız da var. 55 yıldır da uluslararası operasyonlarımız devam ediyor. İnsan odaklı, en yüksek etik standartlarla hizmet vermeye çalışan müşteri odaklı bir firmayız. Teknoloji ve yeni süreçlerin benimsenmesi, her günü kazasız tamamlamak, topluluğun faal üyeleri arasında olmak, herkes için eşit fırsatlar oluşturmak bizim asli görevlerimiz olarak belirlediğimiz kültürümüzün parçaları. Verimliliği iyileştirmek, değer katmak, kesintisizleşmeyi teşvik etmek, ayrıca yalın çalışmaları teşvik etmek de öncelikli benimsediğimiz konular. Amerika'da her yıl yaklaşık 12 milyar dolarlık iş yapıyoruz. Avrupa'da da yaklaşık 40 milyon metrekareden fazla projemiz ile yılda 50 milyar dolardan fazla işi yönetmeye devam ediyoruz. Dünyada bilindik 100 en yüksek binanın 14'ünü Turner olarak yapmış olmakla gurur duyuyoruz. Şimdi gelelim konumuza. Tanıtımı da çok uzun tutmayalım. Şimdi benim işte çok değerli, biz tabii bağlılığı önem veren bir firmayız. Ve Amerika ile bağlantılarımız açıkçası çok sıkı olarak tabir edelim. Gerçekten oradaki yöneticilerimizle birlikte iletişim içerisinde yeni teknolojileri benimseyerek ilerliyoruz. Aynı zamanda bağlılığımız işte bu pandemi sürecinde özellikle başkanımızın, ülke direktörümüzün, Chief Operating Officer'ımızın haftalık olarak ve günlük olarak tüm ekiple zamanlarını ayırarak iletişmesi tüm organizasyon için çok büyük öneme sahip oldu. Çünkü bu dönemde aslında herkesin birbirine destek vermesi gerektiğini de yaşamış olduk, deneyimledik aslında. Şimdi ben yaklaşık işte 4-5 ay önce Amerika'daki bizim çok değerli işte Ayşe Hanım, BİM müdiremiz, bizlere yapmış olduğu bir sunumdan bir tanesini bir göstereyim diyorum. Teknoloji nereye geliyor? Bizim sonuçta nihayetinde yapmamız gereken nedir? Pandemi yani nihayetinde hayatımıza böyle tap diye düştü. Yani ne yapacağımızı başta bilemedik açıkçası. Firmalarla işte toplantı yapmaya gayret gösteriyor ama yine de hazırlıklar olduğunu gördük. İşte Zoom'a alıştık, Teams'e alıştık, toplantıları bu şekilde paylaşıma alıştık. Açıkçası ilk başta çok verimli olmayan sistem böyle zaman geçtikçe çalışanlar için de daha verimli olmaya başladı. Çünkü bazı şeylerin gerçekten ofiste gelmesinde, ofiste yapılmasına çok da bir ihtiyaç yok açıkçası. Yani bu gerçekten de belki de sadece inşaat sektörü için değil, herkes tarafından görüldü. Ben geçenlerde bir tane işte bu sunumu hazırlamak için bir işte yine Amerika'daki bir bayanı dinledim. O da işte bizim projemizde çalışmış daha önce. Mimar olarak dünyanın en büyük işte firmalarından birinde, tasarım firmalarından birinde. Evden çalışıyoruz diyor. Zaten tasarımcının evden yani ofise gidip de çalışmasının çok da bir şeyi yok açıkçası. Yani pandemi süreci sadece hepimizi eve kapattı. Tamam bizler işte şantiyeye gidip sürekli bir şekilde olmasa da işte mesaimizin 3 günlük kısmını şantiyede geçirip işte daha bir kısmını da evde geçirerek bu süreci açtık ama önemli olanın aslında evde bulunduğumuz dönemde de tüm performansla işteymiş gibi hatta fazlasını yapabilmek olduğunu ve yapabileceğimizi gördük. Şimdi bu pandeminin bize, şimdi ben biraz gerçeklerden aslında bahsedeceğim. Çünkü bunun tabii trajik kısımları var, oralarını çok fazla konuşmamaya gayret göstereceğim. Yani pandemiyle ilgili. Gerçekler, işimizle ilgili kısmı neler yaşadık, neler yapmaya çalıştık kısmına geleceğim. Teknolojiyi daha çok önemsememiz gerektiğini hep birlikte deneyimledik. Hep birlikte. Hep birlikte bunu yaşadık. Koordinasyonun önemini, iletişimin önemini, desteğin önemini, konuşmanın önemini,
daha çok yaşadık, deneyimledik bu dönemde. Şimdi bu kısacık şeylerden bir tanesini izletmek istiyorum. Çok uzun değil bu videolarımız aslında ama ben ilk izlediğimde çok etkilenmiştim bu videolardan. Çok kısacık bir izleteyim diyorum. Şundan bir başlayalım. Hepsini de izletmeyiz olmaz. Bilmem görülüyor. Evet, şey F5'e bir basarsanız belki daha iyi olabilir soydan beri. Büyür ekran. Anladım. Neyse, gelmedi, tamam. Şimdi ben biraz sözlü anlatayım. Ya şimdi aslında bize Ayşe Hanım daha çok anlattığı şey ikiz bina tabir ederiz. Yani BİM'de sonuçta binanın ikizini modelliyorlar ve o ikiz bina içerisinde her türlü şeyi öncesinde öngörüyorlar. Mobilizasyon sürecinden işletme sürecine kadar tüm süreçleri nihayetinde daha önceden düşünerek, uygulayarak, deneyerek, üzerinde tartışıp koordine olarak yürütüyorlar. Bunun tabii ne faydası oluyor? Biz nihayetinde daha çok alışkın olduğumuz şey, biz çok hızlı projelerde çalışıyoruz. Biz çok yavaş projelerde çalışmıyoruz. Ülkemizde en çok zorlandığımız kısmı şey işin. Hızlı projelerimiz var. Hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. İşte 3 ayda projeyi bitirelim, 4 ayda proje, 3 ayda 4 ayda proje bitmeyince de ne oluyor? Her şey sahadaki arkadaşlarımızın sırtına kalıyor. Olduğu şekliyle işte alıyorlar o projeyi olgunlaştırmak için. Aslında bir proje olgunlaştırma süreci dediğimiz süreç vardır normalde. Yani bizim bildiğimiz orta ölçekli projeler için işte 2-3 ay değildir bu süreç. Öyle söyleyelim. Yani en azından bir orta ölçekli böyle bir işte 30 bin metrekareden büyük, 20 metrekareden büyük projeler için bir 6 aylık, 5 aylık süreç gerekir en azından. Nitelikli bir proje için tabii. Nitelikli bir proje ise. Eğer tabii sahaya kaldığı zaman bu işler nihayet orada koordinasyon yaparak yürümeye gayret gösteriyoruz. Gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz belki bundan sonra. Şimdi biz yurt dışındaki projelerle işte kendi projelerimizi biraz böyle işte kıyasladığımız zaman yurt dışındaki projelerde proje süreçlerinin bizlerin projelerine göre daha uzun olmasından dolayı daha detaylı çalışıldığını duyuyorduk. Şimdi bu süreç bize ne sağladı? Bir anda şimdi hızla devam eden işimizde projelerle ilgili zamanımız çok kısıtlıyken yangın söndürmekle uğraşırken yani problem oluyor işte onu hemen çözmeye herkes bir işte toplanıyor çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte aslında birazcık proje çalışmaya da vaktimiz oldu. İyi değerlendirme. Aslında birazcık ben şimdi geçenlerde işte konuşuyordum kendi arkadaşlarımla. Daha çok konuşma imkanımız oldu tabii herkesle de öyle söyleyelim. Biraz içe dönüş oldu bu süreçte. Herkes biraz irdeledi yaptıkları işi. Ya pandemi tamam diyoruz işte böyle bir insanların tabii çalışması gerekiyor. Sistemin yürümesi lazım. İşte nasıl yapabiliriz? Nasıl ilerletebiliriz? Yani nasıl çözebiliriz? Ya bu durumdan nasıl en iyisiyle çıkabiliriz? Oldukça fazla kafa yorduk. Yani hep birlikte tabir edeyim bunu. Zaten bu işler kafa yormadan bir şekilde iyileşemiyor. Daha verimli hale gelemiyor. Ve önlem aldık. Yani çok fazla önlem aldık. Şimdi hepimizin bildiği nihayetinde bir şey varsa o da teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanmamız gerektiğini görüşümüz. Eğer bunu çok iyi bir şekilde kullanırsak ve sahadaki işi biz sadece uygulamacının yapacağı hale getirebilirsek projesi tam olarak, modellenmiş olarak, içinde gezdirilmiş olarak işte bu biliyorsunuz işte gözlükler şimdi vardı şeyimiz ama çok izletmek istemiyorum. Çok da güzel şey yapmıyor aslında. Birazcık kısacık şöyle izleteyim hadi gerisi. Ya şimdi ya bunları izleyince bu çalışmanın altındaki verilerin ve emeğin ne olduğunu bilmesek de tahmin edebiliyoruz. Çünkü şantiyedeki çalışmaları biz biliyoruz. Ya biz bu dönemde ne yaptık? Neler yaptık? Ya mekan bağımsız çalışma düzeni gördük. Nasıl mekan bağımsız çalışma? Ya evet biz sonuçta şantiyede olmasak bile bu işi yürütecek şekilde telefon, işte tablet, bilgisayar, bağlantı daha çok konuştuk bu ara. Daha çok iletiştik. Herkes sürekli telefonda.
Hatta ülke direktörümüz dedi ki ya telefonunuzun eğer şarjı bitmiyorsa dedi bir gün içerisinde birkaç defa dedi şarj etmiyorsanız bir soru işareti olsun kafanızda. Vallahi ondan sonra saymaya başladık. Ya bazı günler 4 defa şarj ediyor telefonu. Ya nasıl olur diyorum ben ya nasıl biter bu? Ama 4 defa şarj ediyoruz. Neden? İşte tamam bu connection problemleri yani internet bağlantısı falan probleminden de dolayı toplantıları bir şekilde telefondan da yapmak durumunda kaldık. Ya ben biraz önce mesela yaklaşık 1 saat bununla uğraştım. Teams üzerinden işte bir deneme yapmaya çalıştım. Öncesinde görüntüm alınıyor mu alınmıyor mu vesaire diye. Neyse. Daha sonra biz bu işte dedim ya bağlılık. İnovasyon toplantıları yapmaya başladık. Yani firma içerisinde. Öyle söyleyeyim. Mesela ben bu toplantıları işte bizim firmamızdan görevlendirmiş arkadaşımız işte bir şeyleri gönderdi. İşte bana notları diye. Notları ve işte neler yapıldığını. Oradaki sunumları. Ve şu şekilde test and commissioning teslimatı bakın bu. Sonuçta Teams üzerinden, Zoom üzerinden uzaktan minimize şeyle, minimize temasla test and commissioning teslimatı, yani test and commissioning yapıldığını gördüm. Amerika'da bu. Yani sonuçta ya Amerika ama bu biz nihayetinde teknolojinin tabii ki bazı yerler daha gelişmiş olabilir ama şu an bizim kullandığımız teknolojide şu ekranlar baktığınız zaman zaten biz de benzerini kullanıyoruz. Yani herkes artık aşina olduğuna. Televizyonları açıyoruz. Televizyonlarda da görüyoruz benzer görüntüleri. Bir ekranı dörde bölüyorlar. 4 kişi konuşuyor işte. Sonuçta tabii ki robotlar, işte biraz önce söylediğim işte sanal gerçeklik yani bunu da şu şekilde şey yapalım. Arttırılmış gerçeklik diyelim. İşte o gözlükler ve şeyler işte izlemiş olduğunuz. Tabii ki değer katıyor sisteme. Şimdi yine daha önceki işte bir görüşmemizde bu robotlardan birkaç tane de yine video izledim ben. Robotlar ne yapıyor işte? Robotlar çıkıyorlar işte sahaya. Ya yani ben hatta kendi arkadaşlarıma da şöyle bir şey söyledim. Eğer bu robotların her birinin işte örümcek gibi bir robot her bir elinde de var şey olsa sonuçta bir adamın oraya gitmesine gerek yok. Elini kumandaya edeceksin, eli oraya gidecek. Zaten bu yapılmış ama yani yapılmayan bir şeyden bahsetmiyorum. Orayı bize gösterecek. Biz sonuçta inspection yaparken, teslim alırken onunla zaten orayı görmüş olacağız. Bu şekilde de teslim alınabilir. Yani neden alınmasın diye de konuştum. Şimdi gelelim biz diğer şeyimize. Ha tabii tüm hem işçiler için hem bizler için herkes için bu dönemde öğrendiğimiz bir şey daha ya asıl daha önemli olduğunu herkesin fark ettiği diyelim. Bunu biz biliyoruz ama en önemli şeyin iş güvenliği olduğunu herkesin fark etmesini sağladığı bir dönem oldu bu. Sağdaki artık işçiler de daha bu konuya aşina. Tabii ki onları da geliştirmeye çalıştık. Herkesi. İş güvenlikçi çok değerli. İş güvenliği ilgilenen arkadaşımız zaten Safety Müdür arkadaşımız. Yani o kadar yoğun çaba gösterdi ki bu dönemde. Bir kere önemli olan sağlık. Şimdi biz daha önceki işte projelerimizde yani herkes şunu bilir ki inşaatçı olan bir şantiyede kimsenin bir yerine kanaması, yani kimseye bir şey olmasını istemeyiz. Herkes geldiği gibi eve gidecek. Bizim de prensibimiz aslında budur firma olarak. Herkes sağlıklı olacak. Geldiğin gibi evine git. Sağlıklı bir şekilde gel, sağlıklı bir şekilde git. Şimdi başladı işte pandemi süreci. İşte biz toplantılar yapıyoruz. İşte ne yapacağız, ne yapabiliriz? Önlemler alalım dedik tabii. Biz proje yönetimi yapıyoruz nihayetinde. Ve çok değerli bir yüklenicimiz var. Yüklenicimizle istişare ettik. İşte şunları şunları yaparsak daha iyi olur dedik. Onlar ellerinden gelenin maksimumunu yapmaya çalıştılar. Ellerinden gelenin maksimumunu yapınca nihayetinde yükleyici olarak daha kontrollü olabiliyor tabii ki sistem, her şey. Yani tamam pandemi var, gerçekliği hep birlikte yaşıyoruz ama kontrol de edebiliyoruz nihayetinde. Önlemleri maksimize alarak her şeyi minimize, yani çalışmayı devam edip alanları kısıtlayıp işte dışarıdan gelişi izin vermeyip tabii ki iş gücü kaybı oldu. Onunla da demeyeceğiz. İş gücü kaybı oldu. İş gücü kaybı olarak bir şekilde yönetilebilir. Çok da böyle tesisler, imkanlar uygun bir şekilde ya yani böyle bir şey düşünerek dizayn edilmiyor. Yani 10 bin kişilik bir kamp yapalım ya öyle bir şansınız da yok ya 10 bin kişilik bir kamp yapacak durum işte herkes
tek kalkım koğuşlarda vesaire. Yani bunların nihayetinde hepsinin maliyet olduğunu da biliyoruz. Sosyal mesafe, maske kullanımı, toolboxlar, insanların yönlendirilmesi, böyle eğitimler diyeyim size, saha eğitimleri. Şimdi birkaç tane biraz sonra en iyi örnek göstereceğim size, en iyi uygulamalar göstereceğim. Bağlılığın arttırılması bu süreçte hepimizi daha rahatlattı diyeyim size. Ya yani bu işçileri de aslında biraz rahatlattı. Daha çok önemsendiklerini gördüler. Ya şimdi her yeri astık işte, ellerinizi yıkayın ya. Bu çok sonuçta yani en önemli şeylerden biri el yıkama. Koyduk işte şey, ellerinizi bu dezenfektasyon şeyi koyduk hepsini, ellerinizi işte yıkayın, ellerinizi temizleyin, el temizliği en önemli. El işte el sıkışmayın. Bir şekilde çünkü bizim kültürümüzde olan bir şey bu. El sıkışır insanlar, işte öpüşürler, ondan sonra merhaba derler. Böyle kalktı. Maske takacak tabii ki herkes. Sosyal mesafe diyoruz. Yani bunlar uygulansın diye. Artık yani bir mühendisin bir işi de bu. Mühendis artık bu işi de yapıyor. Mühendis artık gördüğünü tespit edip, mühendis artık gördüğünü uyarmak, daha çok uyarmak zorunda. Çünkü herkesin sağlığını düşünmek zorunda mühendis olarak hepimiz. Sonra işte biz prosedürler belirledik. Yani bu tabii ki yani nihayette Sağlık Bakanlığı sitesi var. Turner'ın işte Amerika'dan aldığı dokümanlar var. Döküman paylaşımı had safhada dediğim gibi. Ve o prosedürler doğrultusunda ilerledik. Ne yaptık? Ya bakın şimdi birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Ya gerçekten daha iyi olsun diye de çaba gösterildi. Nihayette şimdi bizim masalarımızda şu şekilde separatörler vardı. Bak üstüne bir tane separatör ekledik. Artık yemekhaneler yine çok değerli yükleniciler. Bakın şu şekilde şeyler var artık yemekhanelerde. İnsanlar birbirine yakın yemek yemesinler. Sonra geliyoruz bakın ateş ölçümü. Sürekli ateş ölçümü yapılıyor artık şantiyede. Bizlerin de ateşleri ölçülüyor sürekli. Nihayette bunun çok hızlı yayıldığını bildiğimiz için o yayılımı engelleyecek şekilde önlemleri maksimize almaya çalıştık. Artık yemek sıraları böyle. Ben işte televizyonda bir pazar sırası görmüştüm. İnsanlar pazara da artık böyle gidiyorlar. Yani aralıkta sosyal mesafenin önemini artık işçiler de idrak ettiler çünkü. Her yerde bakın toplantıları bu şekilde yapıyoruz artık. Aralıklı. Arada bir sandalye, şuraya otur, şuraya oturma. Şu oturulmayacak, şuna oturulacak diyoruz. Tüm yaşam alanları çok sık bir şekilde ilaçlanıyor. Tüm yaşam alanları, öyle söyleyeyim size. Yayılımı önlemek için. Ha bu sonuçta devam etmeli. Ha bu bitti mi? Biz bitirdik mi pandemiyi? Göreceğiz. Hep birlikte sonuçta göreceğiz. Eğitimin önemi, bakın artık eğitimleri, bakın şu ekranda eğer görüyorsanız, bakın şey kurmuştum, 20 dakikamda olmuş sevgili Hanım. Toolbox eğitimi verdik. Azıcık şöyle uzatacağım. Olur mu sevgili Hanım? Devam edebilirsiniz, vaktimiz var. Tamam, toparlayacağız zaten. Daha yayın, yani sosyal mesafeyi koruyacak şekilde insanları eğitmeye gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Çok önemli bir husustu. Günlük iki tane maske dağıtılıyor herkese. Öğlene kadar bir tanesini taksın, öğleden sonra bir tanesini taksın diye. Maskeyi görmediğimizi uyarıyoruz. Bak atık kutuları, maskeleri atmak için, işte eldivenleri atmak için, görseller. Ya eğitimin sonu yok. Biz sonuçta şu anda işçilerimizle birlikte, işte formenler, işçiler, herkesi bütün bir şekilde bu süreci atlatabilmek veya devamı varsa nihayetinde bu sürecin, o süreci en az hasarlı, hasarsız atlatabilmek için uğraşıyoruz. Çaba göstermeye devam ediyoruz. İnsanların sağlığı bizim için önemli. Sevgili Hanım. Zamanım doldu için aslında ben demiştim size geçen defaki sunumda 19.5. dakikada bitmişti diye. Toparlayıp bitiriyorum. Ben kimsenin de çok fazla zamanını almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Toparlayıp bitiriyorum. Çok sağ olun. Sorularda artık eğer sorular sorulursa şeyleri detaylandırırız. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Soydan Bey.
Bunu ben de teşekkür ederim. Pandemi sürecinde sahada aldığınız önlemleri hem de sonrasında veya süreç boyunca teknolojik uygulamalarla nasıl değiştiğini de aslında görmüş olduk böylece. Prosesinde sürecin nasıl değişeceğini sonra devam edebiliriz. Nasıl değişecek? Sorular varsa Soydan Bey'e sorulardan şu an soru varsa sorulardan devam edebiliriz. Ya da sonda da tekrardan sorma şansımız olabilir. O yüzden evet. Aklınıza geldikçe chat box'ta sorularınızı yazabilirsiniz. Şu an soru yok sanırım. Selçuk Hoca ile devam edelim. Selçuk Hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. Nasıl da tanıtmanızı rica edelim. Öncesinde. Efendim? Hocam bir kendinizi 5 dakika tanıtır mısınız önce? Ondan tamam, sonra bir ekranı şey yaparsanız orada kısa bir tanıtım da yapacağım. Yapıyorum hocam hemen. Ekran paylaşımını. Bir saniye hocam. Evet hocam şu an paylaşabilirsiniz. Şu anda gözüküyor herhalde değil mi? Evet hocam görünüyor. Yalnız ekranın evet, öncelikle moderatörlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu zamanlıca faaliyeti planladıkları ve gerçekleştirdikleri için. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii biz COVID-19 sürecine çok hızlı girdik. Bireysel, toplumsal, ülke ve dünya olarak yani resmen sarsıldık diyebiliriz esasında. Daha sonrasında kendi içerimizde, bütün ortamlarda, biraz önce Soydan Bey de anlattı, etkileri tartıştık, tartışmaya devam ediyoruz. Yani biz değerlendirme süreçlerinin içerisinde yaşıyoruz. Ama bu süreç içerisinde kapsayıcılık bizim için çok önemli. Yani çözüm için, karşımıza çıkan problemler için her fikir önemli. Yani tüm paydaşların koyacağı katkılar burada devreye girmek durumunda. Tabii bunlar sonucunda bir harekete geçmemiz gerekecek. Yani mevcut duruma bir tehdit var. Durum muhafaza edilemiyor. Tabii bunun neticesinde esasında önemli bir husus da devreye giriyor. Biz bu arada değişik tecrübeler kazanmış oluyoruz. Bu tecrübeler ışığında acaba dalgaya karşı mı yüzeceğiz? Yoksa dalgayla beraber daha iyi yerlere doğru ulaşmaya mı çalışacağız? Tabii yenilikçi uygulamalar burada devreye girecek hepimiz için. Dün grup içinde bir toplantı yaptığımızda hocam kendinizden de kısaca bahsetin dendi. Normalde hani pek toplantılarda alışa geldiğimiz bir şey değil. Ben de TÜBİTAK'ın güzel bir faaliyeti var. Bilim ve toplum şeklinde. Ortaokul, lise öğrencileriyle bilim insanlarını, mühendislerini bir araya getiriyorlar. Ve siz onları bir nevi esasla motive etmiş oluyorsunuz. Böylece hani hem kendilerine yön vermesi, hem daha ilgili öğrencilerin üniversitede mühendisliğe yönelmesini sağlamak, hem de onları hani ciddi bir şekilde motive ederek hani geleceğin mühendislerinin yetişmesine katkı koymak gibi bir amaç var orada.
Oradan hemen iki slide'ı aldım. Güzel resimler de vardı içerisinde. Üniversiteyi ve yüksek lisansı, lisans ve yüksek lisans olarak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bitirdikten sonra doktora için yurt dışına, Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesi'ne gittim. Orada da doktora çalışmalarına daha çok deprem, zemin davranışları ve altyapı sistemleri etkileşimi üzerine tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmalar için de yine Amerika'da, bu sefer Amerika'nın batı eyaletinde bulunan United States Geological Survey'de 3 yıl kadar bir süre yaklaşık olarak çalışmalarda bulunduktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Benim akademik olarak kariyerime ilk başladığım üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi. Asistanlığım oradan başlamıştı. Daha sonra hani Cornell Üniversitesi'nde yine hem Yıldız Teknik Üniversitesi adına da ilk gidişim oldu yurt dışına. Daha sonra Cornell Üniversitesi'nden araştırma görevliği aldım. Yine akademik kariyerimi orada devam etmiş oldum. Yine Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndaki bu çalışmalardan sonra Türkiye'ye döndük. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine çalışmaya başladım. Yardım doçentliğimi oradan aldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi, Waseda Üniversitesi, Japon Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü gibi iş tecrübelerim olduktan sonra 2019 Ocak yılı itibariyle de Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Bölümümüz hakkında bilgileri verdiniz zaten Sevil Hanım. Onun için ben hani tekrar etmeyeceğim onları. Ve konumuza devam edeceğim. Biraz önce bahsettiğim gibi esasında bu pandemi sürecinden geçerken tabii hani sarsıldık dedik. Yani bir şaşkınlık süreci de oldu. Şaşkınlık derken esasında ayak uydurma. Hani bu yeni gelişime karşı nasıl tedbirler alacağız, nasıl bir yolu izleyeceğiz diye. Hem Türkiye'deki bütün eğitim kurumları, bütün diğer kurumlar gibi onlar da bu sürecin içerisinde geçtiler. Üniversiteler YÖK'le beraber bu süreci yönetmeye gayret gösterdiler. Şimdi YÖK'ün bir anketi var. Üniversitelerdeki durumu özetleme adına nasıl yolları izlendi şeklinde baktığımızda bu öğrenim yönetim sistemleri, bunların türlerine baktığımızda üniversitelerdeki dağılımları görebiliyoruz. Hani en yaygın hangileri kullanılmış şeklinde. Hani mesela biz Gebze Teknik Üniversitesi üzerine daha çok Sakarya sistemi üzerindeydik ama yani Türkiye geneline baktığımızda Moodle sistemi en yaygın olarak kullanılan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Ve canlı sınıf platformlarına baktığımızda karşımıza mesela Zoom gibi, yani Türkiye'de basında da oldukça yer tutan, mesela Skype yaygın olarak kullanılan. Hani biz yine Gebze Teknik Üniversitesi'nde daha çok Teams programıyla yolumuza devam ettik. Ama bunlar senkronize olarak ya da asenkronize dediğimiz, yani öğretmenle öğrencilerin aynı anda karşılıklı buluştukları ortamlar ya da öğretmenin, hocanın dersini kaydettiği, daha sonrasında öğrencinin girip asenkronize denilen sistemler olabiliyor. Bu da dağılımı gösteriyor Türkiye içerisinde. Yine bu dönem içerisinde nasıl bir durum karşımıza çıktı diye. Bu sonrası için de esasında aynı zamanda bizlere birer örnek olmuş oluyor. Yine canlı ders altyapısı olarak baktığımızda üniversitelerin hani kendi öz kaynaklarını kullanma ya da hizmet satın alma yoluyla devam ettiği ya da öğretim elemanlarının kendi seçtiği araçları kullanmaları yönde teşvik etme gibi seçenekler karşımıza çıkmış durumda. Yine alanlara göre uygulanmaya baktığımızda görüyoruz ki bakın sosyal bilimler en çok uygulanan alanlardan biri. Belki de doğal olarak yani daha çok anlatımlı dersler, belki yani teorik diyebileceğimiz dersler, uygulamaları daha az olan. Mesela sağlık bilimlerine baktığımızda çok ciddi bir düşüş var orada gözüken. Yine fen bilimleriyle mühendislik açısından baktığımızda da hani yukarıya doğru yakın ama oralarda da özellikle uygulamalı diyebileceğimiz derslerde hani bazı
uzaktan öğretim uygulamalarında sıkıntılar karşımıza çıktı. Esasında bu uzaktan öğretim dediğimiz kavram bizim için yeni bir kavram değil. Uzunca bir süredir tartışılan, değişik şekillerde hem Gebze Teknik Üniversitesi'nde hem farklı kurumlarda kullanılan sistemlerdi bunlar. Ben kendi açımdan mesela hani hayatımda yer eden, mesela USGS'de çalışırken Stanford Üniversitesi'nde ilk defa 2000 yılında hatırlıyorum mesela öğrenciler, hocaların dersleri kaydedilip öğrenciler onları sistemden istedikleri vakitte izleyebiliyorlardı. Yani o günler için benim için yeni bir şey olarak gözükmüştü. Daha sonra 2007, 2008, 2006 o yıllar içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği programlarına girmesiyle beraber verdiğimiz bazı Avrupa Birliği projeleri kabul edildikten sonra uygulamaların önemli bir kısmını e-learning dediğimiz sistem üzerinden online dersler şeklinde yapmamız gerekti. Çünkü bir proje içerisinde 6 ülkeden ortak var. Konulan materyaller, eğitim materyallerinin herkesin erişimine kendi dilinde açık olması gerekiyordu. İngilizce mesela bir sitelere açık. Diyelim Türkçe olanları da Türkiye'den olanlar hemen girip bağlanabiliyordu. Bu süreç içerisinde üniversitelerimiz de esasında bu geldiğimiz pandemi sürecine kadar baktığımızda üniversitelerimiz de değişik süreçlerden kendilerini geçirdiler ama genelde gönüllü katılma şeklindeydi. Yani öğretim üyelerimiz istediği takdirde bu platformları kullanıp ders materyallerini öğrencilere buradan sunabiliyor. Bazı sınavları, ödevleri, projeleri buradan gerçekleştirebiliyor. Ama bazı belki üniversiteleri dışarıda bıraktığımız takdirde genelde gönüllü bir yaklaşımla devam ediyordu ve öyle olunca da katılım düşük oranlarda gerçekleşebiliyordu. Şimdi pandemi sürecinde ne oldu? Toplu olarak bir geçiş yapmış olduk. Yani bütün öğretim üyeleri, bütün öğrenciler birden bu sürecin içerisinde kendilerini buldular. Ve herkes bir tecrübe sahibi oldu. Belki olumlu, belki olumsuz, belki bazı eksiklikleri görerek herkesin bir tecrübesi olmuş oldu. Ve herkes de aynı zamanda şu kanaata varmış oldu. Kendi aramızdaki hocalarla yaptığımız görüşmelerde de. Hani bunun değişik versiyonları ya da değişik şekillerde bu sonrasında da devam edecek. Şimdi bu toplu tecrübe tabii hepimizi başka bir boyuta taşımış oldu. Yani öncesinde baktığımızda online derslerde karşımıza ne çıkıyordu? Daha çok mesela derste verdiğimiz kitaplar, ders notları, e-kitap ve sunuşlar haline dönüştürülmüştü. Tahtada anlatıyorduk sınıf tahtasında. Şimdi ekran tahtası karşımıza çıkıyordu. Sınıflarda verdiğimiz ders kursları artık online ve dijital ortamda sunuyorduk. Ve karşımızda şöyle bir olay var. İçerik aynı. Metotlar aşağı yukarı hani ders notlarını kullandığımız ders notlarını aktardıysak tamamıyla benzer metotlar. Ama platform farklı oldu. Sınıftan yer değiştirmiş oldu. Şimdi tabii bu bizi farklı bir noktaya getiriyor. Esasında gelmek istediğimiz nokta bu mu? Ulaşmak istediğimiz nokta bu mu? Hani bunun daha ötesi yok mu? Gibi sorular karşımıza çıkıyor. Biliyoruz ki esasında daha ilerisi var bunun. Şimdi önemli bir söz var. Kimisi Konfüçyüs'e atıfta bulunuyor. Duydum ya da tercümesi olarak baktığımızda okudum, unuttum. Gördüm, hatırladım. I see, I remember şeklinde. Yaptım, öğrendim. Şimdi çok önemli bir hususa esasında burada işaret ediyoruz. Biz bir şeyi kendimiz yaparsak en iyi şekilde öğreniyoruz. Belki bu pandemi sürecinde değişik hobiler kazanan katılımcılarımız varsa onlar da görmüşlerdir. Mesela bir kısmı mutfak becerilerini geliştirdiler bu süreç içerisinde. Şimdi bir tarife bakıyorsunuz, hani okuduğunuzda anlamanız farklı. Sonra YouTube'a giriyorsunuz, yapılışını izliyorsunuz yine farklı. Ama elinize alıp yapmaya çalıştığınızda bambaşka bir olay karşınıza çıkıyor. Ama yaparak öğrendiğinizde onu kesinlikle unutmuyorsunuz. Biz de bunu esasında temel bir kural öğrenmenin içerisinde en kalıcı öğrenme tüm duyuları kullanarak gerçekleştirilen öğrenmedir.
Yani görüyorsunuz, işitiyorsunuz, dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz. Hatta bu öğrenme esasında, mesela bir öğrencimiz bir dersi dinlerken sınıf içerisinde onunla bir de duygusal bir bağlantı kurabilirse, yani ona mesela bir köprüde yürümüştür, siz köprüyle ilgili bir şeyi anlatırken oradaki tecrübesiyle onu duygusal olarak birleştirdiği zaman o anda sizin anlattıklarınız onun kafasında daha çok yer bırakmış oluyor. Bu çok önemli bir husus. Şöyle bizi bir noktaya getirecek. Peki biz öğrencilerimize devamlı şunu söylüyoruz. Ben sınıfta ya da herhangi bir hoca ne kadar mükemmel anlatırsa anlatsın, siz kalemi elinize alıp bir şeyler çözmedikten sonra, uygulama yapmadıktan sonra, problem çözmedikten sonra, laboratuvarda görmedikten sonra, fiilen yapmadan, yani o sizde kalıcı olmaz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu hızlı geçiş pandemi sürecinde esasında benim uzun zamandır hani hayalini kurduğum, düşündüğüm bazı kavramların da hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlayacağını düşünüyorum. Hani biraz önce konuşmanın başında da söylemiştim. Hani bir dalga geldi. Biz o dalgaya acaba karşı mı yüzeceğiz, ona direnmeye mi çalışacağız, yoksa o dalgayla acaba nasıl daha iyiye gidebiliriz, daha güzele ulaşabiliriz diye faydalanacak mıyız? Şimdi burada değişik uygulamalar devreye giriyor. Mesela biraz önce Soydan Bey de sanal gerçeklikle ilgili bir vurgulama yaptı. Değişik yerlerde esasında kullanılıyor bunlar. O kadar farklı yerlerde kullanılıyor ki hani bir araştırma yapsanız internette, YouTube'da yani psikolojiden tutun. Hani Amerikan futbolu oynayan birisine kadar yani o kadar farklı alanlarda, psikolojik hastalıklarda kullanılan yöntemlerden birisi bu. Sanal gerçeklikler ya da artırılmış gerçeklikler. Bunlar tabii farklı kavramlar. Biz hani kendi açımızdan baktığımızda acaba eğitimlerimizi, uygulamalarımızı nasıl arttırabiliriz? Bir de şunu ifade etmeliyim. Biz hani burada sanal bazı gerçekliklerden diyelim ya da uyarlamalardan bahsederken hiçbir zaman esasına diğerini hani yüz yüzeyi bırakalım demiyoruz ya da fiili laboratuvarları bırakalım demiyoruz. Bunları bir destek olarak düşünmek lazım. Onlara ilaveten gerçekleştirebileceğimiz uygulamalar gibi düşünebiliriz bunları. Sanal laboratuvarlar değişik şekillerde olabilir. Fiziki bir laboratuvar olabiliyor. Bunu laboratuvar orada ama sistemini öyle bir kuruyorsunuz ki uzaktan kontrolle deneyi yapabiliyorsunuz. Yani öğrenci bir nevi bazı kontrolleri uzaktan sağlayarak o deneyi gerçekleştirmiş oluyor. Bunun için ayrı bir sistem kurulması gerekiyor. Ya da simülasyon laboratuvarları dediğimiz sistemler kullanılabiliyor. Bunlarda da tamamıyla bir modelleme gerçekleştirilebilecekken aynı zamanda mevcut deney sonuçlarını da kullanabiliyoruz. Yani elimizde yapılmış yüzlerce, binlerce hani uluslararası manada baktığımızda deney sonuçları var. Bunları sisteme girdiğinizde öğrenci bir deneyi sanal olarak yapmak, gerçekleştirmek istediği zaman o verileri mesela işte ben hani geoteknik alanda olduğum için söyleyeyim. İşte kumlu bir zemin. O zaman o kumlu zemin işte gevşek zemin diyoruz. Yoğunluk oranlarına baktığımızda bunlarda işte %40, %30 olsun dediğimizde öğrencinin karşısına bir veri seti çıkıp onunla deneyini gerçekleştirebiliyor. Yani gerçeğe yakın olarak yapmış olabiliyor. Şu anda baktığımızda esasında bu söylediklerimiz hayal değil. Bir kısmı farklı alanlarda gerçekleştirilmiş durumda. Mesela özellikle bilim alanları dediğimiz science, matematik, pardon fizik, kimya, biyoloji gibi alanlara baktığımızda bu sanal gerçeklikleri kullanarak deneyi fiilen sizler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben hani kendi alanımıza en yakın olarak gördüm. Mesela betonla ilgili yapılan deneyler karşımıza çıkıyor. Bunlarda da bir numuneyi buraya koyarak onu fiilen öğrencimiz deneylerini gerçekleştirebiliyor. Peki nereye doğru gidiyoruz? Esasında neler karşımıza çıkacak? Ve gitmemiz gereken yönler diye düşünüyorum. Mesela laboratuvar simülatörlerinden bahsettik. Sanal gerçeklik, laboratuvar oyunları belki de karşımıza çıkacak.
çıkması da gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela hani biliyoruz daha çocuklarımızdan bakalım ya da kendimize kadar. Yani böyle oyunlarla yaptığımız işlemler daha çok hafızamızda kalıyor, daha çok ilgimizi çekiyor. Mesela bu modellemeleri de kullanarak kendimizi belki bir küçük hücre olarak bir duvarın arkasında, zeminle duvar arasında gösteren oyunlar oynayarak üzerimize gelen belki gerilmeler, şekil değiştirmeler nedir? Bunları yaşayarak oyunlar aracılığıyla öğrenebilmemiz mümkün. Mesela bu sanal gerçeklikle ilgili şimdi günümüzde değişik gözlükler takarak bunları yapabiliyoruz. Hatta AVM'lerde küçük odacıklar var. Girip bazı kısa filmleri izleyebiliyorsunuz, onları yaşayabiliyorsunuz. Çok basit bir örnek burada gördüğümüz. Mesela esasında kişi gerçekte şurada bir kalasın üzerinde yürüyor ama gözlüğü taktığında kendini böyle bir ortamda görüyor. Ha, insan şunu diyebiliyor, ya biliyorsun bunun gerçek olmadığını, onun için burada kendini ayarlayabilirsin ama bu konuda yapılan çalışmalar, araştırmacılar şunu çok net söylüyorlar ki esasında belki ilk başta öyle olabilir ama çok kısa bir süre içerisinde hani beyin kendini adapte ederek riske atmak istemiyor. Yani onun dışında ters bir hareket yapma işine girmiyor. Yani kendini bir nevi buna kaptırmış oluyor. Biz bunları bazı hani altyapı çalışmalarıyla ve programlamalarla kendi alanımızda da rahatlıkla uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şurada da çok basit bir sistem görüyorsunuz. Mesela şurada esasında bizim öğrencilerimiz bir kaptan diğer kaba, kap görünümünde değil, mesela plastik olarak ellerine tutuyorlar. Bir malzeme döküyormuş gibi bir işlem gerçekleştiriyorlar. Ama gerçekte bu gözlükleri takarak gördükleri şuradaki, soldaki görüntü. Bu pandemiyle beraber daha önceden esasında gündemde olan bazı meseleler bizim için daha da öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tane... Diyerek bölüyorum ama süreyi biraz aşıyoruz. Biraz toparlar. Hemen tamamlayayım o zaman. Evet hocam, sağ olun. Disiplinler arası çalışmalar, müfredat güncellemeler ve iyileştirmeleri yine burada devreye girecek olan hususlar. Yine meslek içi eğitimlerde konuya odaklı grup eğitimleri. Şimdi son günlerde devamlı bize meslek içi eğitimlerde inşaat mühendisleri odası aracılığıyla bilgiler geliyor. Fark etmişsinizdir, ciddi bir şekilde sayıları arttı bu tür eğitimlerin. Ama şöyle bir şey var, yani bu güzel bir şey ama onun dışında bizim öğrencilerimizden biri de sosyal medya ortamında paylaşmıştı. Konuya odaklı grup eğitimleri de devreye girecek. Mesela siz özel, çok özel bir konuda eğitim almak istiyorsunuz. Belki 10 kişi, 5 kişi ya da o konunun uzmanıyla bir araya gelip bu uzaktan eğitimle mekana ve zamana bağlı olmadan grup eğitimlerini gerçekleştirmemiz mümkün olacak. Tabii çözüm çalışmalarında tüm paydaşların devreye girmesi önemli. Bizim burada daha detaylandırmaya gerek görmüyorum burada ama biz grafikleri sevdiğimiz için genelde aşağıda bir grafik gösteriyor size olacağım. Burada grafikler soldan hani birincisi ve ikincisi daha çok öğrenme grafikleri dediğimiz grafikler, öğrenimle alakalı yani öğrenme süreçlerini tamamlayan. Sağdaki grafik de esasında insanların gelişimi içerisinde mesela en basit olarak araçları düşündüğümüzde önce yürüyorduk, ata biniyorduk, sonra arabalar geldi, uçaklar geldi, mekik geldi şu anda. Şimdi ona baktığımızda çok hızlı bir gelişme olabiliyor belli bir süreç içerisinde. Tabii biz bu süreç içerisinde hangi noktada olduğumuzu tam bilmiyoruz. Yani burada tüm paydaşlar olarak bu konu içerisinde birlikte çalışırken belki de en uca doğru ilerliyor olacağız aynı zamanda. Sabrınız için teşekkürler. Burada tamamlıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Eminim herkes faydalandı. Zaten soruları sonda alacağımızı söylemiştik. Siz de bu arada yani katılımcılarımız chat kısmından sorularınızı yazarsanız toplu bir şekilde onları da sormuş oluruz. İsterseniz Algan Hoca ile devam edelim. University of Huddersfield'dan. Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Kabul ettiğiniz için bu organizasyonda yer almayı. Ben şimdi sizi presenter olarak ayarlıyorum. Tamam. Yapacaksanız paylaşabilirsiniz hocam. Buyurun.
Bir saniye. Tabii hocam. MacBook'ta bir sanıyorum şeyinde bir, evet bir saniye şunu bir bakayım. Şuna bakmayın. Ben de teşekkür ederim hepinize. Yani bu cumartesi günü gelip burada bizi dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepiniz de hepinizde Manchester'dan selamlıyorum. Şimdi umarım ekranı paylaşabilirim. Paylaşamazsam evet herhalde olacak. MacBook üzerindeyim. İlk defa GoToMeeting'i kullanıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz hocam. Peki. Şöyle yapacağım. Yine hızlıca, kısaca kendimi tanıtacağım. Ondan sonra bir İngiltere'de neler oldu bu durumda, bu vaziyette insanlar neler yaptı onu bir kısaca ondan bahsedeceğim. Bir takım saha uygulamaları göstereceğim ben de bu pandemi sırasında nasıl çalışıldığına dair firmaların yaptığı uygulamalardan biraz bahsedeceğim. Ondan sonra genel bir inşaat sektörü için, dünyadaki inşaat sektörü için sadece Türkiye için değil bir artı eksi analizi yapmaya çalışacağım. Yani neler olabilir pozitif anlamda, neler olabilir negatif anlamda. Biraz da bunu sonra Türkiye kontekstine uydurmaya çalışacağız. Yani ona o konuda biraz konuşacağım kısaca. Ve genel tam dinleyici profilini bilemediğim için genel bir üniversiteler için neler olabilir? Özellikle Batı'da neler konuşuluyor? Onu bir kısaca değineceğim. Ve onun üzerinden de eğer öğrenci arkadaşları varsa biraz böyle bilgelik taslayıp 3-5 tane onlar için not söyleyeceğim. Covid'den sonra ve biliyorum onların da bir takım endişeleri var. Ekonomik durumlardan vesaireden, yani inşaat sektörünün geleceğinden, inşaat mesleğinin geleceğine dair. Böylece bir şekilde tamamlayacağım, bitireceğim. Başlayabilirim. Çok kısa kendimi tanıtayım. Ben de inşaat mühendisiyim. 2007'den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra İngiltere'nin TÜBİTAK diyebileceğimiz EPSRC bursuyla Manchester'a gittim. Salford Üniversitesi'nde inşaat yönetimi ve yalın inşaat konusunda doktoramı yaptım. Doktorayı tamamladım 2010 gibi. Akademiden de biraz sıkıldım. Endüstriye geçtim. Biraz piyasada çalıştım. İnşaat yöneticisi olarak ve proje müdürü olarak. EPC dediğimiz anahtar teslim, Engineering Procurement and Construction dediğimiz anahtar teslim, tek çevrim ve kombine çevrim santraller, hastane projeleri, alışveriş merkezleri dünyanın çeşitli yerlerinde. O tip projelerde bulundum proje yöneticisi olarak. Onun üstüne 2015 yılında tekrar temasa geçtiler benimle. Bizim burada karayolları gibi İngiltere'de Highways England vardır. Onların bir takım inşaat dijitalleşmesi ve yalın inşaat projeleri vardı, araştırma projeleri. Bunlarda çalışır mısın dediler. Tamam dedim, çalışmaya başladım. Onlarla bir 6-7 tane proje yaptık. İşte yapı bilgi modellemesi, yalın inşaat uygulamaları vesaire. Ondan sonra hoca olarak, burada tam karşılığını ne bilmiyorum ama course leader ve senior lecturer olarak inşaat yönetimi hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde dersler veriyorum. Aynı zamanda bu programları idare ediyorum. Araştırma alanlarım, ilgi alanlarım yalın inşaat, inşaat süreç yönetimi, inşaat proje yönetimi, inşaat dijitalleşmesi, yapı bilgi modellemesi. En son Cambridge Üniversitesi ile bir blockchain projesi yaptık, inşaatta uygulaması. Enteresan bir konu. İlgili olanlara tavsiye ederim, baksınlar. Türkçe sanıyorum blok zinciri diye geçiyor. İnşaatta, inşaat sektöründe özellikle bu dijitalleşme konuları konuşulma sırasında blockchain uygulamaları, blok zincir uygulamaları. Bu tip konular. Herhangi bir sorunuz olursa, herhangi bir yorumunuz, sorunuz, bir şeyiniz olursa e-mailimden her zaman ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda verdiğim linklerden de araştırma profilimize vesaireye bakabilirsiniz neler yaptığımız hangi konu üzerinde çalıştığımız. Şimdi çok kısaca bir İngiltere dedim ama bu aslında Britanya, yani Türkiye'de İngiltere diye geçiyor. Aslında UK yani Britanya, genel olarak adanın tamamından bahsediyorum. Bu arada sunumu tam göremiyorum. Şöyle kapatsam bunu nasıl olur? Hayır, kapatamıyorum. Bunu küçültebiliyor muyuz acaba? Ekranın tamamını kapatıyor çünkü. Ben kendi sunumumu zor görüyorum. Şöyle alayım. Pardon. İngiltere'de yaklaşık 3 milyon insan, kişi inşaat sektöründen geçiniyor, geçimini sağlıyor. Yaklaşık 60-70 milyon bir nüfus var. Ülkenin genel gelir seviyesi, GDP'si 2.9 trilyon dolar ve bunun yaklaşık %6'sı da
inşaat sektöründen geliyor. İnşaat sektörü vasıtasıyla sağlanıyor. Hükümet pandemi sırasında genel yuvarlak cevaplar verdi sektöre. Yani çok direkt bir şeyde bulunmadı, tavsiyede bulunmadı. Solda Housing Bakanlığı, yani bizdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye geçebilir. Onun attığı bir tweet'i koydum ekran paylaşımı olarak. Kalabiliyorsanız evde kalın, kalamıyorsanız işte işe gidin. Çalışmak isteyen çalışsın, çalışmak istemeyen de çalışmasın, ne yapalım gibi bir şey var. Yani sektör o kadar önemli bir sektör ki ve o kadar çok insanı istihdam ediyor ki bu konuda biraz kendiniz karar verin şeklinde bir şeye geçti hükümet. Tabii pandeminin yoğun olduğu yerlerde kapattılar. Yani şantiyelerin büyük bir kısmını da kapattılar. Onu da söylemek lazım ama bu yapın işte istediğinizi tavrı göze çarptı. Tabii çalışanların da bir kısmı işe gitmeyi tercih etti, sektörde çalışanların. Bazısı da gitmedi. Ama tabii sektör zor bir sektör. Yani çalışmadığınız zaman genelde para kazanamadığınız, kontratların bayağı sıkı ve sert olduğu bir sektör. Ve açıkçası söylemek gerekirse korona bu sorumlulukları ve kontratları pek etkilemedi. Yani insanlar hala beklenti içindeydi kontratların devam edilmesiyle ilgili. Ve inşaat sektörünün genel yapısı gereği tabii nakit akışına çok fazla hassas bir sektördür. Yani inşaat firmaları fazla fixed asset ellerinde bulunduramadıkları için çok nakit akışına duyarlıdırlar. Dolayısıyla çalışıp parayı çevirmeyi tercih ettiler büyük çoğunluğu. Fakat hala 3000'e yakın saha kapalı durumda. Bu da toplam iş hacminin %40'ına tekabül ediyor aşağı yukarı. Genel geçen yıla göre de %50'ye yakın, yarıya yakın bir daralma var. Tabii firmalar dediğim gibi çalışmaya devam etti. Küçük firmalarda öyle kara listeye alınırım korkusu vardı. Ben bu şimdi işe yapmazsam, çalışmazsam, hayır dersem ileride de acaba iş vermezler mi bana korkusu vardı. Dolayısıyla sektör bir şekilde yolunu buldu. Hükümet de sanıyorum bunu biraz bilerek yaptı. Yani ona sektörün dinamiklerini bildikleri için insanların herhalde genelde çalışmayı tercih edeceğini düşündüler. Tabii bu sektörün imajını biraz daha bozdu ülkede. Zaten çok parlak bir imajı yoktur inşaat sektörünün maalesef dünyada. Virüs yayanlar diye görülmeye başlandı. Çünkü insanlar sahada çalışıyordu gerçekten zor koşullarda. Çalışmaya devam ediyorlardı. Biraz da sektör bazlı bakarsak devletle iş yapanlar, genelde altyapı, eğitim ve bunun gibi projeleri yapanlar bir nebze daha rahatlardı. Yani işlerin devam edeceğini ve paralı alacaklarını biliyorlardı. Fakat özel sektörde çalışanlar, yani atıyorum otel yapanlar, konut yapanlar, yapsat yapanlar, bunlar gerçekten zor durumdalar. Fakat son zamanlarda düzelme ibareleri görülmeye başlandı ülkede. Yani hızla bir eskiye dönmeye yönelme var ülkeye genelinde. Devam edelim. Yapılan bir araştırmada sektör çalışanlarının %95'ine yakının 6-18 aydan endişeli olduğu görülüyor. 2009'dan itibaren beri de, 2009 krizinden, ekonomik krizinden itibaren de en düşük output seviyesi, yani üretim seviyesi, yani çıktı seviyesi, yani iş hacmi seviyesi görülmekte sektörde. Giderek şu sağdaki grafik bunu gösteriyor. Yani giderek yıl, fakat 2020'de korkunç bir düşüş var output miktarında inşaat sektörü için. Biraz da genel saha uygulamana geçelim. Açık kalmaya karar veren ve kalmak mecburiyetinde kalan bir bakıma da sektör yapısı gereği firmalar neler yaptılar? Soydan Bey de güzel örneklerini verdi aslında ama ben de birkaç tane İngiltere'den resim ve örnek göstereyim. Bir kere işçi ve personel sayısı planlanmak zorunda kaldı. Özellikle proje müdürleri bu konuda yoğun çalıştılar. Yani aynı anda sahada kaç kişi bulunabilir? Onun planı yapıldı. Ona göre insanlar alındı. Mutlaka bir acil eylem planı, contingency plan. Şöyle olursa böyle yapalım, böyle olursa böyle yapalım konuşuldu. Sık dokunulan ekipmanların, telefonların, asansörlerin, plantların vesairenin temizliği ve sürekli dezenfasyonu yapıldı. El yıkama üniteleri konuldu giriş ve çıkışlarda. Saha genelinde ateş ölçme ve gözlem noktaları konuldu. 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edildi veya öyle söylendi. İşte aşağıdaki resimde çeşitli noktalarda insanlar konuşuyorlar. Güya buna kontrol dikkat ediyorlar. Yani en azından öyle bir şey var. Söylenti var. Söyle olduğunu iddia ediyorlar. Söylüyor. Tabii kolay da değil sahada 2 metreyi korumak ama bu söylenen. Tabii dijital teknolojiler, sahada GoPro kullanılması, çeşitli kameraların kullanılması saha takibi için bunlar ön plana geldi. Havalandırmalı ve kapalı alanlarda çalışırken özel tedbirler alındı. Maske ve eldiven kullanımına geçildi ama tabii
virüsten sadece PPE kullanarak virüsten korunmak kolay değil. Bu daha çok önleyici tedbirler şeklinde. Evden uzaktan çalışabilen için tavsiye edildi. Fiziksel sağlıkla birlikte oldukça yoğun bir şekilde ruh sağlığı, yani mental health de gündeme geldi ve insanlara bu konuda destek verilmesi zorunlu hale geldiği söylenmeye başlandı. Yani sadece sahada fiziksel sağlık değil, aynı zamanda ruh sağlığı da, insanların çalışma koşulları da bu durumda desteklenmeli dendi. Personelin sahaya taşınmasında özel önlemler alındı, özel araçlar tutuldu, sıralı şekilde oluşacak. Bu arada işte bir kişi kullanabilir bu aracı diye yukarıdaki resimde söylüyor. Aşağıda insanların kantine girerken sıraya girdiğini görüyoruz. Sanki bir markete, süpermarkete girer gibi sıra beklediklerini görüyoruz. Tek yön uygulamaları, yani sahada yoğunluk oluşmasın diye gidişatların tek yön haline getirilmesi, dolayısıyla sadece bir yöne hareket edilebilmesi, çeşitli geçici fasilitelerin kullanılması, yemekhanelerin vesairenin kullanılması, sağ ziyaretlerinde kısıtlama. Burada sağ ziyaret etmek zor bir şey değildir. Herkes sağ ziyaretinde bulunabilir hemen hemen izin tabirinde, izne tabi olarak. Onlara kısıtlama getirilir dışarıdan gelen insanlar için. Sağ düzeni ve mal kabulünde özel prosedürlere gidildi, hijyen prosedürlerine. Sağda işçilerin hareketinin kısıtlandırılması ve takibi sağlandı. Geç çıkışların, insanların dışarı çıkılmasına izin verilmedi çoğunlukla. Aralıklı yemek saatleri ve çalışma saatleri, staggered dedikleri, onlar ortaya sürüldü. Hafta sonu pazar günü saat 9'a 10'a kadar çalışmaya izin verildi değişik saat dilimler arasında. Ek su arıtma önlemleri, ek mobilizasyon üniteleri getirildi sahaya. Toplantı salonlarında ve ortak alanlarda özel önlemler alındı yayılmayı önlemek için. Tabii hepimiz gibi sanal toplantı araçları Zoom, Skype gibi sürekli kullanıldı. İş güvenliği toolbox konuşmalarında virüsle ilgili önlemlerin her gün gözden geçirilmesi sağlandı. Ekip sayılarının sınırlandırılması ve gözden geçirilmesi sağlandı. Yukarıda bir GoPro kamera görüntüsü var. Sahayı GoPro kameralarıyla takip etmeye çalışıyorlar uzaktan. Aşağıda da bir el yıkama ünitesi görüyorsunuz saha girişinde. Solda açık hava toplantıları, geniş aralıklarla yapılan toolbox toplantıları. Aşağıda bir toplantı yine sanal ortamda yapılan, aynı sahada olunsa bile sanal toplantı tercih edildi. Bu arada hükümet de bir prosedür yayınladı. Yani nasıl saha operasyonları yapılmalı COVID sırasında diye. Eğer ilgilenen olursa linkini aşağıda bırakıyorum. 10-15 sayfalık bir dokümandır İngiliz hükümeti yayınladı. Çeşitli adımlarla nasıl saha işletilmeli COVID sırasında diye detaylı şekilde anlatır bu şeyleri, uygulamaları. Yani böyle uygulamalarla sektörün biraz da zorunluluktan dolayı çalışması genelde yarı yarıya diyelim gündemdeydi İngiltere'de veya Britanya'da bu tip uygulamalarla. Sanıyorum ilk konuşmacımız da, değerli konuşmacının da gösterdiği şeylere benzer şeyler görülüyor. Şimdi şöyle bir genel bir ufuk turu yapalım. Artısıyla eksisiyle bu COVID neler getirecek, neler götürecek, neler konuşuluyor dünyada? Neden başlayalım? Artıdan mı eksiden mi başlayalım? Bilmiyorum. Ya insanların yapısı neye daha uygundur? Artılardan başlayalım. Umut iyidir her zaman. Bir kere dijitalleşme. Bu kaçınılmaz. Yani sektör içinde, hepimiz içinde. Yapı bilgi modellemeleri, gösterdiğiniz gibi VR, AR uygulamaları, uzaktan algılama ve mobil teknolojiler, akıllı kontratlar, blockchain, smart contracts, DLT gibi teknolojiler, yani otomatik kontratlar, otomatik tendering, digital twins dediğimiz işte BIM modeller üzerinde yapının twinlerinin yaratılması ve onun yapı işletim sırasında kullanılması ve bunun gibi teknolojiler artık zorunlu şekilde gelecek. Esnek ve verimli çalışma özelleşme zorunluluğu. Yani zaten normalde de dünya gelişmiş ülkelerde inşaat sektörünün kar marjı yaklaşık %2-2,5 civarında olduğu için zaten bu koşullar iyice zorlayıcı hale gelecek. Dolayısıyla yalan inşaat, toplam kalite yönetimi, dijital arabuluculuk vesaire gibi yeni verimli çalışma ve esnek çalışma sistemleri ön plana çıkacak. Offsite prefabrike ve platform sistemleri önem kazanacak çünkü sahada kalma süresini kısaltıyor, saha temasını azaltıyor, hızlı inşaat imkanı tanıyor. Bunlar ön plana gelecek ileride de. Platform anlayışı ilginçtir. DFMA'yı tabir ettiğimiz Design for Manufacturing and Assembly ilginç konulardır. Tavsiye ederim öğrencilere ve çalışanlara, ilgili olanlara. İş güvenliği kavramına yeni bir bakış, önleyici tedbirler, ruh ve fiziksel sağlık bir arada görülüyor. Mental health de artık giderek yani ruh sağlığı, kişinin akıl sağlığı da sahada çalışanların önemli bir boyutunu oluşturmaya başladı bu iş güvenliğini. Daha tasarımlarda daha fazla insan ve insan well-being, sağlık odaklı tasarımlar
Ve mesela işte ofis ortamı artık hepimiz online çalışmaya daha müsaitiz. Buna göre ofis tasarımlarının, dizaynlarının da buna göre yapılması ve bunun gibi şeyler tartışılıyor. Kontratların ve talimatların gözden geçirilmesi. Özellikle standart kontratlar, JCT, NEC dediğimiz standart kontratlarda, sektörde uygulanan, bunlarda bu tip öngörülemeyen şeylere karşı genel bir zayıflık olduğu düşünülüyor ve bunların ileride gözden geçirilerek kontratlara bu tip durumların da yansıtılacağı, paydaşlık ölçeğinin de yansıtılacağı düşünülüyor. İlişkisel kontratlar, relational contracts, yani ortaklıklar, konsorsiyumlar ve satın almalar görülebilir bu durumda. Bunların artışı görülebilir sektör için. Küçük firmaları korumak için, orta ölçekli firmaları korumak için bu dalgadan, özellikle finansal krizden forward paying de denilen önden ödemenin yapılıp sonradan işin yapılması. Böyle bir sisteme geçilebilir ki insanların nakit akışı sağlansın ve düzgün nakit akışı içinde çalışabilsinler. Yani var olabilsinler küçük firmalarda. Küçük çünkü sektörün %80-90'ı küçük firmalardan oluşuyor dünyada da, inşaat sektörünün. Onların yok olması demek, sahada işlerin yavaşlaması, durması demek. Onları da ayakta tutmak için forward paying gibi uygulamalara düşünülüyor. Meslek içi eğitim, değerli katılımcıların dediği gibi insana verilen değerin arttırılması, meslek içi eğitimin önem kazanması, gene iş güvenliği ve sağlığı, dijitalleşme gibi hususlarda artacak. Dediğim gibi tasarım anlayışında değişmeler, yatay mimari, bahçeli evler, bahçeli yapılar, daha açık alanlar, yatay yapılar, daha şehir dışında, dışında uzakta, daha geniş alanlarda yaşama, bu kadar sıkışık tepiş, beton yığının içinde değil de başka yerlere doğru kayma. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde belki bir şehirleşme ve yapı kültürüne de bir gözden geçirilmesi tekrar bu durumdan sonra bir artı olarak göze öne gelebilir. Ya yerelleşme gelecek tabii, yani yerelleşmenin geleceği düşünülüyor. Biraz globalleşmenin yavaşlayacağı, insanların daha yerele yöneleceği konuşuluyor. Çünkü hakikaten yani bir takım şeylerde sıkıntı yaşandı. İşte maskeler bulunamadı, ekipmanlar bulunamadı. Tamam, globalleşme ekonomik kaygıları ama bir takım kabiliyetlerin de yerelde bulunmasının gerekliliği konuşuluyor. Dolayısıyla yerelleşme mecburiyeti yeni kabiliyetlerin de sektörde oluşturulmasına imkan sağlayabilir. Örneğin İngiltere'den örnek vermek gerekirse ahşap ürünleri ve elektrik mekanik ürünlerinin bir bölümünü yurt dışından alıyorlar. Şu anda bunu nasıl kendimiz üretebiliriz, ne yaparızın düşüncesindeler. Yani yerelleşmeye, lokalizasyona doğru gidiyorlar. Eksi taraflarına biraz bakalım. Tabii her şey olduğu gibi bunun da bazı eksiler olabilecek. Yerelleşme bir kere, bu bir yani mesela Türkiye için bir eksi olarak düşünülebilir. Çünkü Türkiye'nin müteahhitlik sektörü yurt dışına iş ihraç eden, işte İANAR'ın Engineering News Record 2019'un listesinde 244-250 firma içinde 44 tane Türk firması var yurt dışında büyük ölçekte iş yapabilen. Şimdi yerelleşme miktarı arttıkça, ülkeler kapandıkça tabii bu yerelleşme bir takım etkileri de getirecek bu firmalara, bu yurt dışında iş yapan firmalara. Yani içe kapanma durumu diğer ülkelerin. Resesyon ve likidite sorunu olacak. Yani dünya bunu bekliyor. Dolayısıyla bu sektörü de etkileyecek. Verimlilik düşüşü, çalışanların işe gelememesi, hastalanması, çalışmamaya karar vermesi gibi sebeplerle ciddi verimlilik düşüşleri yaşanabiliyor sahada. Tedarik zinciri sıkıntıları, yani Çin'den mal alıyorsunuz, çelik alıp getiriyorsunuz ve getiremiyorsunuz. Getiremeyeceksiniz bu işin. Zor olacak yani. Bu takım sıkıntılar olacak. Tabii projelerin verilmesinde, tamamlanmasında. Düşen yatırımlar ve talep, özellikle enerji gibi sektörlerde bir talep düşüşü var. Petrol fiyatlarının da düşmesiyle birlikte bu da tabii yeni yatırımlara yansıyacak, yeni iş imkanlarına yansıyacak. Dolayısıyla işsizlik de artma eğiliminde olabilir sektörde çalışanlar için. Yeni ihtilaflar olacak. Benim projeyi bitirdim, bitiremedim, kontratta yazıyordu, yazmıyordu şeklinde. İhtilaflar olacak. Bu arada yine dijitalleşmeyle, bunlar çünkü birbirine çok bağlantılı şeyler. Bir örnek vereyim. İlk defa İngiltere'de bu arbitrasyon dediğimiz anlaşmazlık mahkemesi dijital olarak görüldü geçen hafta inşaatta. Enteresan bir konu. O da dijitalleşmeye doğru gidiyor. Yani mahkemeler ve arbitrasyon uygulamaları da. Bir belirsizlik var tabii. Yatırımların düşüklüğü bu anlamda etki olacak. Ek önlemlerin, bu sağlık, güvenlik, dijitalleşme vesaire gibi ek önlemlerin operasyonlara sahada etkisi olabilir. Proje uygulamalarının etkisi olabilir, maliyet ve zaman yönünden. Kısa vadede iş yükünün artışı olabilir firmalarda. Yani bir kontrat backlog'u birikti, tamamlanamayan. Yavaş yavaş döndükçe bunlar tamamlanacak ama bu bir kaynak zorlamasına getirebilir sektör için. Yani bir zorlama oluşturulabilir bu kontratların tamamlanma zorunluluğu daha kısa süreler içinde şu anda. Nakit akışı ve iflas sorunları görebilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için zor bir durum olacak, zor bir süreç olacak. Sürdürülebilirlik, çevre gibi kavramlar, yeşil binalar, yeşil şehirler gibi kavramlar ikinci plana düşebilir ekonomik kaygılar sebebiyle. Bundan korkuluyor. Yani
tamam işte virüs, ekonomi, health and safety ama başka konular da var. Endüstrinin firma gündeminde. Bunlar ikinci plana düşebilir. Küçülmeye gidilebilir. Taşeronluk ve geçici kontratlarda artış görülebilir. Firmalar işleri taşer etmeyi seçebilirler. Taşeronluğun çeşitli sorunları var hepimizin bildiği gibi. Bunun oranlarında artış olabilir. Tabii gelişmekte olan ülkeler için kur riski vesaire de bunun içine dahil olabiliyor. Yani kur stabilizasyonu vesaire sağlanmadıysa yurt dışında iş yapan firmalar için özellikle bu kur riski vesaire olacaktır eksi olarak. Böyle bir artı eksi global seviyede bir panorama. Covid için neler olabilir hemen sonrasında şeklinde diyebiliriz. Türkiye'ye şöyle bir bakalım. Biraz Türkiye inşaat sektöründe de çalışmışlığım ve şeyim var. Aşağı yukarı siz de tamamlayın, sorun veya düzeltin beni lütfen. Tabii Türkiye için, Türkiye özelinde bazı sıkıntılar ne olabilir? Tabii daralan talep ve azalan alım gücü etkileyecek sektörü. Global ölçekte finans enstrümanlarına ulaşım güçlükleri olabilir. Çünkü ülkeler paralarını kendi işlerine tutmaya başladılar artık ve böyle bir finansmana ulaşmak zorlaşabiliyor ülkeler, bizim gibi ülkeler için. Sektör için de bu geçerli olacak. Devlet yatırımlarının yavaşlaması görülebilir. Teknolojik önemli olacak diyoruz ama altyapısı ve yeterliliği bir soru işareti sektör içinde. Yani buna hazır mıyız? İşte yapı bilgi modellemesi diyoruz, başka teknolojiler diyoruz. Hazırlık durumumuz nedir sektör ölçüsünde? Genç işsizlik ve mühendis enflasyonu ile birlikte kötüleşen çalışma koşulları diyebiliriz. Daha da kötüleşebilir. Bu da bir risk koronavirüsten sonra çalışma koşulları. Firmaların kırılgan mali yapıları etkilenecektir. Yine artan taşeron ve geçici sigortası çalışma durumlar olabilir. Bunda artış olabilir. Denetim ve idarenin zorluğu olabilir uygulamalarda. İşte health and safety diyoruz, iş güvenliği diyoruz vesaire ama bunlar nasıl denetlenecek? Sahada uygulamalar nasıl kontrol edilecek Türkiye'de? Bu bir soru işareti olabilir. Kontrat, talimat ve genel prosedürlerin çağa uydurulması ve koşullara uydurulmasında gecikmeler olabilir. Bu bir risk olabilir inşaat sektörü için. Türk inşaat sektörünün, Türk müteahhitlerin yurt dışı pazarlarındaki konumu ne olacak? İçe kapanmadan söz ediyoruz. İçe kapanma oldukça ülkeler bize yine iş vermeye devam edecek mi bizim firmalarımıza? Yani yurt dışında iş yapan firmalarımıza. Bunlar yine iş imkanları bulabilecek mi? Yoksa yeni rakiplerle mi karşılaşacaklar? Hindistan, Çin gibi güçlü rakiplerle mi karşılaşacaklar bu pazarlarda? Özelleşmiş hizmetlerimizin biraz görece azlığı sektörde. Bu da bizim için bir negatif olabilir. Yani montaj vesaire veya basit dizayndan yerine daha özelleşmiş şeylere geçilmesi belki zorunluluk hale gelebilirler de. Kur dalgalanmaları sonucu iflas ve şirketlerin yabancılar tarafından satın alınması olabilir. Ucuz alınabilirler yabancılar tarafından düşük kur seviyeleriyle. Tedarik zincirinde genel yaşanacak koşullar. Evet birçok şey Türkiye üretiyor ama bazı şeyleri de yurt dışından getirmek zorunda ve bu tedarik zincirinde sorunlar yaratabilir. Ve unutkanlık ve eski alışkanlıklara geri dönme meyilliliği. Yani artık eskisi gibi olmak zor. Unutmamamız lazım bu günleri ve buna göre kendimizi hazırlamamız lazım. Eski alışkanlıklara dönersek bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Avantajlarımız da var tabii ülke olarak. Firmalar ve bireyler oldukça esnek ve uyumlular koşullara. Yani kendilerini adapte edebiliyorlar. Teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve kullanma arzusundalar. Bunları uygulamak istiyorlar bir şekilde. Birçok yabancı pazarda yerli aktörlerimiz var. Mesela Rönesans İnşaat Rusya'da kurulmuş bir firmadır. Yabancı bir pazarda bir Türk firmasıdır ve büyümüştür orada. Yani büyük bir, dünyanın en büyük firmalarından biri olmuştur. Bu şekilde bu esneklikle çalışanların ve insanlarımızın böyle başarılar elde etmesi tekrar olası pandemiden sonra. Genç ve bir kısmı iyi eğitimli bir nüfusumuz var. Yakın coğrafyalarda avantajlı bir pazar konumumuz var birçok anlamda. Yeni iş tanımları gelişecek. Kendini geliştirebilen, kendini dünyaya açabilen, öğrenmeye açık olan insanlar bu iş tanımları da atıyorum yapı bilgi modellemesi, BIM manager, continuous improvement manager vesaire gibi yeni iş tanımları bizim sektöre de, bizim Türk inşaat sektörüne de gelecek. Dolayısıyla yeni iş imkanları da bu sektörde olabilir. Yeni kabiliyetlerin geliştirilmesi zorunluluğu bizim için avantaj olabilir. Yani Türkler de artık Türk inşaat piyasası da farklı özelleşmiş hizmetlere de daha fazla ağırlık verip kendilerini bu önde ilerletebilirler, geliştirebilirler. İş sağlığı ve güvenliği ülkede daha fazla gündeme gelebilir ve önemi artabilir hepimiz için. Şehirleşme ve tasarım anlayışımızda bazı şeyleri sorgulayabiliriz. Bu sıkışıklığı, bu darlığı sorgulayabiliriz. Yeni bir anlayışı, yeni bir paradigmaya geçilebilir. Ve mühendis sayısının, mühendis okullarının ekonomik dinamiklerle verilmesi. Yani işte biliyorum ki insanlar şikayet ediyorlar. Çok mühendislik okulu var, inşaat mühendisi çok yetişiyor, işte çok mezun oluyor. Bu da değeri düşüyor, değerini düşürüyor mesleğinde. Haklı olabilirler ama piyasada kendi içinde bir denge bulunur. Maalesef
bu acı bir şey ama böyle bir denge oluşuyor. İnsanlar bir şeyde çok fazla arz varsa, talep yeteri kadar değilse yavaş yavaş arz da düşüyor ve o talep arz birbirine dengeye getiriyor. Pandemiden sonra böyle bir denge bulunup tekrar meslek ve talep, mesleğe talep artabilir orta vadede bu ekonomik denge sonucu. Bunlar olabilecek şeyler aşağı yukarı artısıyla eksisiyle COVID'den sonra. Bir de üniversiteler için neler konuşuluyor? Yurt dışında neler konuşuluyor? Amerika'da, İngiltere'de neler konuşuluyor? Direkt araya giriyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Çok kısa evet. Konuşacağım. Eğitimin verilmesi ama nasıl verilmesi? Kaliteli bilgiye ihtiyaç duymaya ve ulaşmayı öğretmek insanlara. Bilgiyi anlamak ve ulaşmayı öğretmek. Yeni yaklaşımlar hocamızın söylediği gibi seminer, tutorial, vaka analizi, switch class gibi, sanal laboratuvar gibi. Pratiğe yönelik programlar var. Yani apprenticeship dirgi denilen insanların sadece sınıfta öğrenmedikleri ama bir yandan da bir çırak gibi bir firmada çalışarak üniversite eğitimlerini tamamladıkları uzun staj aranjmanları var. Bir sene ara verip staj yapıyor öğrenciler mesela. Mentoring uygulamaları var. Hiyerarşik yapılar kayboluyor. Akademisyenlere ulaşılabilirlik artıyor. Online eğitim öğretimin kaçınılmazlığı var. Herkes bunu konuşuyor ama mesela bunun bir takım zorlukları da var. Mesela öğrencinin ilgisi nasıl ayakta tutulacak online seanslarda? Nasıl insanlar bir şeyde angajman sağlanacak? Alakalı ve çağı yakalayan programlar. Eğer bu çağı yakalanma gerçekleşmezse, alakalı programlar verilmezse yurt dışında Mickey Mouse degree denilen bir işe yaramayan diplomalar sahibi oluyor insanlar ve diploma sahibi olduğu işlerde çalışamıyorlar çok fazla. Bir şey üretemiyorlar, değer üretemiyorlar. Dolayısıyla alakalı ve çağ yakalayan programlara yönelmek ve programların gözden geçirilmesi gerekiyor. Yüksek öğrenim kitleselleşiyor dünyanın her yerinde. Bu anlamda kalitenin korunması sıkıntı olabiliyor. Artık yüksek öğrenim ulaşım dünya genelinde de geniş bir şekilde arttı. Yeni ve eski üniversiteler arasındaki rekabet ve ilişki bu kriz koşullarında eski üniversiteler veya daha prestijli üniversiteler, daha zor giren üniversiteler kapılarını daha rahat açıyor artık öğrencilere, öğrenci sayını tutturmak için. Dolayısıyla yeni üniversiteler, yükselmekte olan üniversiteler zorluk yaşıyorlar öğrenci bulmakta. Multidisipliner yaklaşım gerekecek. Esneklik, yani sadece mühendis yetiştirmemek ama bir yandan yazılım yapabilen, bir yandan iş geliştirme yapabilen, bir anlamda danışmanlık yapabilecek süreçlere hakim mühendis yetiştirmek sorunu gündeme gelecek. Dil öğretmek sadece yabancı dil değil, bilgisayar programlama dili de öğretmek zorunlu hale gelecek. Mesela Python vesaire gibi programlama dilleri mutlaka öğretilmeye çalışılıyor. Çeşitli uygulamalar yapılıyor. Ve yabancı öğrenciler konusunda rekabet sağlanıyor. Çok kısaca. Ve okuyan öğrenci varsa, eğer bizimle birlikte olan bir öğrenci grubu varsa, çok kısaca da onlara da bir iki bir şey. Özelleşme ve yetkinlik zorunlu hale gelecek. Orta ve uzun vadede, yani bir şekilde özelleşilecek, yetkinlik sağlanacak. Sadece mühendis olmak değil, bir şeyin mühendisi ve bir şeyi bilmek gerekecek. Kendini geliştirmek bir buzzword gibi, herkes bunu kullanıyor ama hangi konuda geliştirilecek, bu önemli. Yani bütün seminerlere gitmenin bir anlamı olmayabilir. Girişim ve vizyon önemli hale gelecek. Global bir perspektifle bakmak, dünyayı algılamak, dünyadan olduğunu görebilmek önemli hale gelecek. Yeni teknolojiler ve yeni oluşan iş tanımları gelecek sektöre. Bunlara farkındalık istenecek. Üniversite eğitimine sınırlı kalmamak gerekecek artık. Üniversite eğitimi sınır, yani size bir nosyon verir ama her şeyi tamamlayamaz, anlatamaz. Bunun dışına çıkmanız, dünyayı takip etmeniz ve ona göre kendinize pozisyon almanız gerekecek. Vakti akıllıca kullanmak, zaman planlaması, zaman yönetimi önemli. Acil durum planları yapmak önemli. Gelecek 10 yılda neler değişebilir? İşte artificial intelligence diyoruz, yapay zeka diyoruz. Mühendisliği, mimarlığı nasıl etkileyecek? İşte Avustralya'da madenlerde araçsız, insansız kamyonlar kullanılmaya başlandı. Bu 3-5 sene sonra inşaat sektörüne de gelmeye başlayacak. İnsansız araçlar kullanacağız. Şoförler ne yapacak? Bir süre sonra mimarları, mühendislerin yerine kimler geçecek? Yani buna göre kendimize birkaç 10 senelik acil durum planları yaparsak iyi olur. Yani başka yerlere de geçirebilecek esnekliğe sahip olursak, örneğin yazılım gibi, örneğin pazarlama gibi, örneğin iş geliştirme gibi, danışmanlık gibi daha rahat edebiliriz. Yine dil önemli, yabancı dil ve bilgisayar dilleri. Sormak, girişimci olmak, iletişime geçmek, tırmalamak bir nevi. Diplomaya çok fazla anlamlar yüklememek, yani diploma size bir şey verir. Evet, bir lisans bitirdiğinizin bir şeyi kanıtıdır ama yani işverenler de artık sadece diplomaya değil, sizin yaptığınızda, ne yaptığınızda, nasıl insan olduğunuzda, neler üretebildiğinize bakıyorlar. Dünyada böyle. Yapılacak şeyi diploma için yapmayın. Yurt dışı tecrübesi önemli bence. Çok da pahalı olmak zorunda değil. Çeşitli yolları var bunun. Bunları araştırın, değerlendirin. Özgüven ve özdeğer sahibi olun. Yani kendinizi de güvenin. Solda bir iş ilanı var. Makam şoför arıyor, inşaat mühendisi olan. Ve 135 kişi başvurmuş ekran görüntüsü alındığı tarihte. Bunlara başvurmayın. Yani
Sizler değerli insanlarsınız, akıllı insanlarsınız, çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Ve siz kendinize güven, kendinize güvendikçe ve değerinizin, özdeğerinizin farkında oldukça da daha farklı şeyler olacak. Yani umudu kaybetmeyin. Böyle bitirelim. Hocam çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Eminim katılımcılar için çok faydalı oldu. Özellikle de İngiltere ve Türkiye'yi de karşılaştırma açısından. Tavsiyelerinizi de eminim herkes dikkate alacaktır. Şimdi Yalçın Bey de aramızda. Hoş geldiniz Yalçın Bey öncelikle. Ben Yalçın Bey'le mikrofonunuz açık değil yalnız Yalçın Bey. Onu şu anda açık. Süper. Açtım. Evet duyuyorum. Ben sizle bir nasıl tanıştığımı isterseniz bir paylaşayım herkesle. Ben doktora sonrası araştırmalarımı yaptıktan sonra Amerika'da yalın inşaat konusunda Türkiye'ye döndüğümde bu konuyu nasıl Türkiye'de yaygınlaştırabilirim, ne gibi girişimler var diye kısa bir Google aramasında Yalın Enstitü Derneği ile karşılaştım aslında. Ve Türkiye'de aslında bunu başlatan ve aktif çalışan da en önemli kurum olduğunu keşfetmiş oldum ve Yalçın Bey'e hemen ulaştım. Sağ olsun kabul etti. Hemen görüştük ve o gün bugündür de aslında bu konuda birlikte yol alıyoruz diyebilirim. Kendisi her konuda özellikle yalın inşaatın yaygınlaşmasında bizleri her zaman destekleyen çok da kıymetli bir büyüğümüz. Bunları da eklemek isterim Yalçın Bey. İsterseniz sizin de görüşlerinizi alalım. Buyurun sözü size bırakayım. Belki kendinizi de tanıtmak istersiniz. Buyurun. Ne kadar zamanımız var? Sevilay. Başlayayım ben uyarırım Yalçın Bey. Var vaktimiz. Ha öyle yapayım. Tabii buyurun. Var vaktimiz. Pekala merhabalar. Merhabalar. Bugün ikinci söyleşiye katılıyorum. Pandeminin de iyi tarafı bu kadar değerli insanı bir araya getirmek için bundan daha etkin, bundan daha verimli bir imkan olamazdı. Hem zaman bakımından hem de uygunluk bakımından işte yeni durumlar, yeni dertler şey yaratıyor. Yeni ihtiyaçları ve çözümleri de beraberinde getiriyor. İşte bu bilgisayar ortamında bu toplantıyı süratle organize edebilmek ve bunu çok geniş bir kitleyle paylaşabilmek bunun tipik örneği. Biraz evvel insan kaynakları ile yalın konusunu konuştuk. Aşağı yukarı 250 kişi katılmıştı. Burada da bir epeyce bir katılım olduğunu düşünüyoruz. Biz Sevilay Hanım'la dediği gibi bir süredir tanışıyoruz. Hatta birçok şeyi paylaştık. Birçok defa Didem'le birlikte Sevilay Hanım'la bu tip organizasyonları yapmak için yola çıktık fakat bir türlü beceremedik. Ama ne zaman becerdik? Geçen haftalarda ilk defa Turner'ın da katılmasıyla ciddi bir şey, bir imkan yakaladık ve çok da güzel bir program oldu. Bu ikincisi ben ancak Algan'ı seyrettim, dinledim. O hep aynı kişilikte, aynı heyecanda. Dolayısıyla verdiği bilgilerden ben bile hayretle bazı şeyleri öğrendim. Hele yeni mezunlara söylediği şeyler çok eğitici ve doyurucu. Şimdi yalın inşaat dediğimiz zaman biz bu işle meşgul olmaya 2000 yılların başlarında başladık. Karakterim icabı ben meraklı bir insanım. Beni birisi aradığı zaman ister telefonla ister maille ben mutlaka onu araştırıp onun karşılığını vermek benim boynumun borcu oluyor. Kim olursa olsun. Bu hem Algan için oldu, Sevilay için oldu. Ondan evvel de Barış Lostovalı arkadaşımız San Francisco'da çalışan ve Sutter Health dediğimiz Amerika'nın Kaliforniya bölgesinin en büyük sağlık tedarikçisi şirketin Cardinal Hill dedikleri çocuk hastanesi, 1 milyar dolarlık hastanenin yalın inşaat koordinatörü olduğunu mailden anladım. Konuştuk, ettik, yazıştık filan. Gel zaman, git zaman Barış geldi. O anlaşıyı derinleşmeye başladık. Neticede zaman geldi. Biz beraberimizde ta şeye kadar, Seattle'a kadar Virginia Mason Healthcare Hastanesi'ndeki yalın inşaat, bütün katların yani kurulu bir hastane söz konusu. Yalın düşünceden önce
inşa edilmiş ve faaliyete geçmiş. Ama 90'lı yıllarda yalın sağlığı ilk defa Amerika kıtasında keşfetmiş ve belirli bir olgunluk düzeyine gelmiş. O kadar ki o hastanenin bütün koridorlarını, bütün katlarını yeniden yıkarak yeniden yalın mantığa göre inşa ediyorlardı. Dolayısıyla bir gün beraber 3 kişi adam başı $800 verdik. Oradaki hem hastaneye yalın hastane mantığını hem de yalın inşaatı nasıl işleyen bir hastaneye uyarlandığını gördük. Ondan sonra Barış'la beraber San Francisco'ya gittik. İki tane hastane gördük. Bir tanesi Barış'ın çalıştığı şey inşaat ve hastane. O daha tasarım safhasındaydı. Yani proje yapılıyordu. Onu gelinde yani toplantılarına iştigal ettik. Taşeronlarla, alt yüklenicilerle ve firmalar, iki tane ortak firmanın yalın düşünceyi nasıl öğrendiklerini her haftalık toplantılarda Toyota tarzı kitabından tutun da her şeye kadar baştan sona öğrendiklerini ve ciddiyetlerini gördük. Bu tabii bizi çok etkiledi. Zaman geldi. Ondan sonra da aynı gün gene Sutter Health'in bu sefer inşaat safhasındaki başka bir hastane inşaatında katların bütün inşaat safhasını süperintendent ile birlikte dolaştık. Yani gördük ki yalnız safhasında değil, inşaat construction safhasında değil, aynı zamanda proje tasarım yani safhasında da şeyin yalın düşüncenin büyük bir başarıyla kullanıldığını gördük. O sıralarda tabii Kaliforniya'da yalın düşünce, yalın hastane derneği kuruldu. İşte Sevilla'nın katıldığı, Berkeley'de çalıştığı Ballard'la falan. Bunlar ilk öncüleriydi. Şimdi bakıyoruz aradan şu kadar zaman geçti. Bir 15 sene geçti. Bütün Amerika'ya yayıldı. Yani yalnız Kaliforniya'da mevcut olan yalın inşaat derneği bugün Boston'a kadar efendim Doğu Amerika'nın doğu sahillerine kadar her yere de birer tane yalın inşaat derneği kuruldu. Şimdiki toplantılarında 5-6 bin kişi katılıyor. Yani bu kadar popüler oldu. Ve sağ olsun Turner bize şans verdi. Çünkü şimdiye kadar işte ismini saymayacağım yerli ve Türkiye dışında iş yapan birçok inşaat firmasına gelin şu yalın inşaat konusunu beraber ele alalım. Sizden ne para istiyoruz, ne pul istiyoruz? Birlikte öğrenelim, birlikte yolculuk yapalım. Efendim bunu birlikte şey yapalım, size yol gösterelim. Sizin ziyaret edebileceğiniz yerlere randevular alalım. Biz sizden 25 kuruş istemiyoruz dememize rağmen herkesin çok büyük işler olduğu için efendim günün mutluluğu içerisinde çalıştıkları için hiç kimse bize yüz vermedi. Yani katılımcılara söyleyeyim ben 80 yaşındayım ve çok şükür de 60 yıldır çalışıyorum. Yani kafi derecede torunlarıma da çocuklarıma da bir şeyler bırakacak imkanım var. Ama ne gam, yani bir tutkumuz var. Tuttuğumuz şeyi, bir de sporcu olduğum için yani böyle asıldığımız şeyi sonuna kadar götürüyoruz. Ben yalın inşaat konusunun vaktinin geçtiği kanısındayım Türkiye'de. Ama şimdiye kadar bütün kötülüklerin anası efendim talebin arzdan daha fazlası olmasıdır. Eğer bir ülkede tabii bir sebepten dolayı talep sizin arzınızı geçiyorsa bütün kusurlar kayboluyor. Bütün israflar, bütün hatalar, bütün kabalıklar, bütün şeyler, insanların asansörlerden düşüp ölmesi, iş kazaları, efendim çok çabuk medyada intikal ediyor, iki gün sonra unutuluyor. Herkes mutlu çünkü kendi ayıplarını örten bir para kazanma şeyi var. Ben bugün görüyorum, Barış'la olan şeyi söyledim. Ondan sonra bir gün Algan'dan bir mail geldi İngiltere'den.
Bir genç adam diyor ki ya ben bazen Algan diyorum ona, bazen Bülent diyorum, bazen Tezel diyorum. Böyle karıştırıyorum böyle şeyleri. Bir kızıyor birazcık ama gene de konuşa konuşa baktık bu çocuk bir şey söylemek istiyor. Ben iki sene evvel ya üç sene evvel Algan'a dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ben senin oraya geliyorum. Gittiğim tarih kardeşim ben Bodrum'da efendim Mor Plaj'dan çıktım. Manchester'ın yağmurlu havasına gittim. Sırf üç gün yani yalın inşaat ne demektir? İngiltere ne yapmak istiyor? Algan Tezel neyi gösteriyor? Yani bunu gördüm. Bunun için söylüyorum ya. İnsanlar meraklı olmalı ya. Karar verici insanlar hele erk sahibi olan bu meslekten para kazanan insanların ya şu dünyada neler olup gittiğine bakması lazım. Neyse uzatmayayım lafın kısasını. Ama Algan vasıtasıyla bu sefer infrastructure yani hükümet politik projelerinde yalın inşaatın nasıl uygulandığını, devlet politikası haline nasıl geldiğini gördüm. Yani o yüzden o zamandan bu yana inatla hiçbir kuruş kazanmadık. Ve kazanmak umudumuz olmasa bile biz yalın inşaat konusunun zamanı geldiğini iddia ediyoruz ki eminim ki Sevilay sizle paylaşır. 15.2.2019'da yani artık zamanın gelip geçtiğini söylüyordum. Şimdi ise bu pandemikten sonra iş iyice çetrefilleşti. Yani öğrendiğim kadarıyla 2 milyon yapı stoğu müşteri bekliyor. Efendim krediler kimsenin kimseye bedava ve ucuz kredi verme şansının olmadığı zaten her şeyin bütün dünyada masrafların inanılmaz şekilde arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok inşaat firması yok olup gidecek. Ama tabiat kanunu böyle değil mi? Tabiat kanununun kendine ait özellikleri var. Eğer sen mevcudiyet gerekçenin gereğini yapmıyorsan istediğin kadar güçlü ol, iş kadar kuvvetli ol. Efendim sen zaman geliyor, bir dalga geliyor, seni yok edip ortadan kaldırıyor. Bu benzeri hadise otomotiv sanayinde oldu. Ben şahsen 30 yıl, 1970 senesinde Türkiye'deki ilk otomotiv sanayi kuruluşlarında ilk görev alanlardanım. Yani yoktan bir sanayi kurulduğunu gördüm. Ve ondan sonra 70'li, 80'li, ta 2000 yılının bilmem kaçına kadar 2,5 marka Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Ve inanılmaz derecede kar edip efendim gerekli ürünü vesaire şey yapamıyordu. Ama gördük ki gümrük birliğinden sonra bütün bu dalga şey yapıldı. Sedan üretiminde Türkiye 1996'dan başlayarak bütün şeyini ihtiyaçlarını bu sefer yurt dışından temin eder hale geldi. Bizim üreticilerimiz ise efendim ticari araca dönmek suretiyle varlıklarını sürdürdüler. Yani dolayısıyla bir endüstri şartlar geldiği zaman, oluştuğu zaman yok olup gidiyor kardeşim. Ben şuna inanıyorum. Çünkü zaman içinde birçok teşebbüsümüz oldu. Birçok genç insan var. İster akademide olsun, ister inşaat şirketlerinin ara kademelerinde olsun. Bu yalın inşaatın getirilerini biliyor. Hatta üniversitede veya üniversite üstü çalışmalarında bu eğitimleri aldıklarını biliyorum ben. Hatta toplantılar yapıyoruz zaman zaman davet ediyoruz. Buradan İstanbul'dan Silikon Vadide efendim BİM konusunda danışmanlık yapan arkadaşlarımız var. Yani Türkiye'de yeteri derecede orta kademede, orta yaşlarda efendim birçok arkadaşımız var. Bunlar inşaat şirketlerinde çalıştığı gibi efendim üniversitelerde de akademisyen olarak görev yapıyorlar. Bizim eksikliğimiz Turner gibi bir kontraktörün çıkıp bu işi nasıl yaptığını anlatabiliyor muyum? Yapması ve yaptığını da efendim paylaşması. Yani biz Toyota'da nasıl efendim şeyi bulduksa yalın çünkü 90'lı yıllarda 93'te ben yalın düşünceyle karşılaştım. Dünyayı değiştiren makine getirdiğinde
çalıştığım Türkiye'nin en büyük kuruluşundaki yönetici arkadaşlara yalın düşünceyi söylediğim zaman benimle dalga geçiyorlardı. Yalın mı bilmem ne mi diye birazcık belden aşağı laflarla benimle gırgır geçiyorlardı. Ama ne oldu? O arkadaşların %80'i %90'ı şu anda torun bakıyor. Biz ise efendim bu yalın düşünceyle şu sırada aşağı yukarı 40 kişi çalışacak kadar Türkiye'de bu iş yaygınlaştı. Yani geçen sene yaptığımız zirvede bütün konuşmacıların hepsi Türkiye'den, Türk vatandaşı insanlardı. Bundan içinde Sevilay da vardı, Barış da vardı. O sırada Algan'ı getiremedik zannediyorum. Dolayısıyla diyeceğim o ki, yani yalın düşüncenin zamanı geldi. Yalın inşaatının örnekleri var. Ve Allah razı olsun, Mehmet Gence çok teşekkür ediyorum burada. Çünkü cimrilik yapabilirdi. Efendim bazı Türk patronları gibi, efendim aman benim know-how'umu, benim rekabet gücümü kimseyle paylaşma diyebilip kıskançlık yapabilirdi. O öyle değil, akıllı ve çok sempatik ve en azından yani Turner Construction'ı biz nasıl gördük? Efendim Houston'daki yalın zirve var. Amerikan Yalın Enstitüsü'nün zirvelerine biz 2001'den beri devam ediyoruz. Yani Yalın Enstitüsü'nün bir ayağı Amerika'da, bir ayağı Japonya'da ve bir ayağından fazlası Avrupa'da. Hem danışmanlık veriyoruz hem de oradaki know-how'ı anında transfer edebiliyoruz. Şimdi Houston'daki toplantıya gittiğimizde bizim arkadaşlarımız, ki bizden 3 kişi gitti, ben gidemedim. Efendim Turner Construction'ın 50 kişiyle katıldığını gördü. Ondan sonra merak ettik ve araştırmaya başladık. Yani dünya çapında bir şirket efendim ve yalını gerçekten özümsemiş. Çünkü ben bir evvelki toplantıda da ben katıldım da bu sefer Turner'ın CEO'su konuştu. Dolayısıyla yani biliyorduk. Ama bizi çok memnun eden şey Türkiye'ye geldiklerini bir vesile öğrendik. Araştırdık, karşımıza 3 tane Mehmet çıktı. İsimler Mehmet fakat soyadları farklı. Ben ilk önce 80 yaşını verdiği bir bunalıma girdim. Ya bu Mehmet ki bir tanesi genç, bir tanesi bilmem ne falan. Neticede kendi yönetim merkezlerine gittik. Orada Las Planner'ın nasıl iyi kullanıldığını gördük. Biz Las Planner'ı biliyorduk. Yani bizim Obeya Room şeyimiz var. Ve yaptıkları bütün tatbikatlar bizim yalın düşünenin bütün uygulamalarını kendi endüstrilerine, kendi terminolojilerine transfer etmişler. Ama aynı mantık. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey şu. Artık üniversitelerimiz, inşaat fakültelerimiz, Algan Tesel çok iyi listeledi. Artık böyle klasik inşaat mühendisi olarak bir yerde iş yapmak mümkün değil. Ve ben Algan'a gene katılıyorum. Sakın ha şoför ilanına. Çünkü 90'lı yıllarda biz uluslararası şirketlerimizde bir çalışması yapıyorduk. Organizasyon çalışması. Ve çok şükür de içinde bulunduğum grubun dünyanın hemen hemen her yerinde ticaret şirketi vardı. Yani ihracat, ithalat yapan şirketi. Türkiye'dekilere bakıyoruz, herkes üniversite mezunu. Geri kalan İsviçre'deki, Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'daki firmalar, Amerika'daki firmalarda çalışanlara bakıyoruz. Hepsi ticaret lisesi, bilmem ne mezunu. Ulan bu nedir bu fark yani? Bizde efendim ünvan şeyi var, efendim enflasyonu var, herkes üniversite mezunu. Neticede bunun başkanlarından birine de konu açıldı. Ya bu kadar bir farkı var. O yüzden de insanlar yerinde durmuyor. Genç insanlar ya paradan şikayet ediyor yahut bunlar da akıllı, iyi eğitim almış çocuklar. Dolayısıyla zıp zıp oradan oraya gidiyorlar. Dedik ki ya bu böyle değil, ne yapalım? Adam şunu söyledi. Ben dedi şoförümü bile mühendis yaparım dedi. Yani Algan bu yeni değil oğlum. Yani 90'lı yıllarda koca koca şirket yöneticileri altabiliyorum ben de gerekirse kendi şoförümü mühendisten yaparım diyebilecek kadar efendim hadisenin uzağında insanlardı. O
Dolayısıyla ben şartların artık oyunun yani denizin bittiğini, ucuz paranın ortada olmadığını, efendim ne bahasına bir konut sahibi olmanın artık insanları motive etmediğini biliyorum. Dolayısıyla gelin el ele verelim. İşte Sevilay gibi, Algan gibi, efendim Didem gibi arkadaşlarla sayısını arttıralım ve ilk önce öğrenelim birlikte. İlla ki bir proje yapalım demiyoruz. Öğrenelim birlikte ya. Birlikte yola biz yalın düşünceyi böyle öğrendik. Ve bugün çok şükür Türkiye'de ve dünyanın her yerinde şeylerimiz var. Birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız var. Dolayısıyla ben eminim ki araya giriyorum. Vaktimiz bitiriyorum. Tamam, çok sağ ol. Bitiriyorum. Son cümlem. Bu arada da bu yola kadar gelinceye kadar Bülent Hanım'a çok şeyler borçluyuz. Efendim şeye çok şeyler borçluyuz. Ayper'e, Doktor Ayper'e Okur'a. Onlar da hakikaten bu noktaya bu çünkü ciddi bir know-how birikimimiz var. Dolayısıyla yani bunların böyle oluşmasında da şimdilik buralarda olmayan arkadaşlarımıza da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevilla'ya da organizasyon için. Çok sağ olun Yalçın Bey. Sizin de değerli konuşmanız için eminim herkes bundan faydalandı. Şimdi sorulara geçeceğiz. Sorulara geçmeden önce ben ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyon için beni teşvik eden aslında bizim bölüm başkanımız, kıymetli profesörümüz Profesör Doktor Bülent Akbaş hocamız da. Ona herkesin huzurunda teşekkür etmiş olayım böyle bir organizasyonu desteklediği için. Hocam birkaç bir şey söylemek ister misiniz bilemiyorum. Sevilay teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Şimdi... Evet hocam geliyor. Teşekkür ederim. Biz de bu yalın inşaatla senin sayende tanıştık aslında. Yalın inşaatın ne olduğunu falan bilmiyorduk. Sevilla'yı tanıdıktan sonra sağ olsun kendisi ben yalın inşaat çalışıyorum. Yalın inşaat çalışıyorum. Nedir bu yalın inşaat? Bir anlam ifade etmeli. Sonra İngilizcesi nedir dedik. Lean Management dedi. Acaba nedir dedik. Biz de birazcık öğrenmeye çalıştık. Biz öğreniyoruz aslında. Biz biraz daha işin teknik tarafındayız ama özellikle senden dolayı yalın inşaata karşı bizde de bir şey oluştu. Böyle bir sempati oluştu. Ne mutlu bana ya, hocam. Evet, özellikle de bir kitap çevirdin sen. O kitabı evet. da birazcık bakma şansımız oldu. Aslında bu bir süreç sanırım. Yalçın Bey'in de ifade ettiği gibi bir süreç herkes öğrenecek sanırım. Hayatın farklı kademelerine bunu uygulayacağız. Pardon ben kameramı açmıştım. Yanlışlıkla açtım sandım da özür dilerim. Kamera açmadan konuşmuşum. Aslında hayatın her aşamasında bir şekilde bunu uygulayacağız gibi gözüküyor. Bugünkü sizin bu konuşmalarınızdan ben oldukça fazla şey öğrendim. Aslında biz bölümde de bunları konuşuyoruz. Artık klasik eğitimler öğrenciye yetmeyecek. Yani biz eski müfredatlarla öğrenci yetiştirirsek, öğrenci mezun olduktan sonra iş bulamayacak. Bulamaz yani. Öğrencinin bırakın inşaat mühendisi bilgilerini programlayabilmesi lazım. İyi yabancı bilmesi lazım. Tezel Bey'in söylediği gibi yüksek özgüveni olması lazım. Kendisine liderlik özellikleri olması lazım. Dünyayı birazcık bilmesi lazım. Klasik eğitim sistemiyle artık öğrenciye yetiştirmemiz mümkün değil. Farklı bir şeyler yapmamız lazım sanırım. Bu yüzden hani yalın inşaat da bizim eğitimimizin bir parçası olacak. Çok teşekkür ederiz ben bugünkü konuşmalar için. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Çok sağ ol, çok şey öğrendik bize. Başta sağ sana da, sen de ve Didem'e de ikiniz de sağ olun. Bizim programımıza yer alıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz hocam desteğiniz için. Şimdi isterseniz sorularla tamam. Devam edelim. Zaten her konuşmacımız için aşağı yukarı birer soru var. Önce sondan başlayarak sorulara bakalım isterseniz. Bir katılımcımız demiş ki ülkemizde durağanlaşmaya başlayan inşaat sektörü pandemi sürecinde daha bir durağanlaştı. Bu durum yeni mezun olanlar ve mezun olacak öğrencilerin iş bulmalarını daha da zorlaştırıyor demiş. Konuşmacılar için bu süreç yeni mezunlar ve mezun olacak öğrencilerin ne gibi tavsiyeler verebilirler? Bu konuda da öneriler verebilirlerse çok sevinirim diye eklemiş ve Turner'dan yeni mezun istihdamı ve işe alım konusunda nasıl bir politika izlediğine dair bilgi almak istemiş. Soydan Bey belki cevaplamaya başlarsa iyi olabilir aslında.
Başlayalım. Buyurun. Şimdi Turner'ın zaten tabii ki seçiyoruz, öyle diyelim. Yeni mezun istihdamımızda. Şöyle ifade edeyim bunu da. Biz Turner olarak yeni mezunlara çok değer veriyoruz. Ve her yıl işte bir, iki tane yeni mezun almaya çalışıyoruz. Zaten bizim New Hire programı diyelim bunun adına. Amerika'da da uygulanan bir program zaten bu. Amerika'da çokça alıyorlar, daha fazla alıyorlar. Çok fazla iş olduğu için, orada ana müteahhitlik yapıldığı için çok fazla istihdam sağlıyorlar. Burada biz proje yönetimi yaptığımız için sistemi devam ettirmek açısından bir iki tane tabir edelim her yıl yeni mezun istihdam etmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki görüşüyoruz. Yani şimdi Algan Hocam aslında çok güzel anlattı. Yani insanların kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Yani bir şey istiyorlarsa gelip bunu bize anlatacaklar ki biz onları ikna edecekler bizi. Şimdi kendini geliştiren, donanım sağlayan, isteyen, aslında merak eden. Yani şimdi biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki merak etmenin ne kadar önemli olduğunu aslında idrak etmesi lazım. Herkes, hepimiz. Hepimiz gelişeceğiz. Hepimiz merak edeceğiz. Tamam mı? Yani merak etmeden hiçbir şey olmuyor. Olamaz. Biz bir okyanusta yaşıyoruz şimdi. Bilgi okyanusu. Bilgi okyanusunda her şey oluşturulabiliyor. Her şeye. Bu kadar değerli hocalar bu dönemde dersler mesela yaptılar ki böyle YouTube'da falan. Gidin hepsini dinleyin. Hepimiz sonuçta dinleyebilir, öğrenebiliriz. Zamanımızı harcamamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Bilgi çok. Bilgi inanılmaz çok. Yani gençlerin zaten yapacağı doğru bir şekilde bakın ben şimdi bu sunum öncesinde belki bu hafta boyunca zamanım el verdiğince diyeyim size belki 50 tane şey dinledim ya. Yurt dışı da işte webcastler yani kendi yaptıklarımız vesaire. Şimdi zaman kısıtlı olduğu için her şeyden tabii ki bahsedemeyiz biz. Zamanımız kısıtlı olduğunca işte anlatıyorum şeyleri. Ya ben tabii Algan Hocam mesela anlattığı şeyler gerçekten geleceğe dönük o kadar güzel şeyler geliyor ki değerli arkadaşlarımıza. Ya onları teker teker bakın önersemiş ve yazmış alta. Ne olabilir? Projeksiyon yapmış. Herkes projeksiyon yapacak, düşünecek. Ne yapmam lazım? Ha şimdi programlar hangi program? Bir kere dil öğrensin arkadaşlarımız. Dil. İngilizceyi öğrensinler. İngilizceyi mükemmel konuşsunlar. Buradan başlıyor. Her şey buradan başlıyor. Yani bunu sonuçta bir yaşa geldikten sonra yapılmaz diye bir şey yok. Hepimiz öğreniyoruz çünkü. Diyelim New Hire programımız evet var. Çok seçici davranıyoruz. Ve istihdam etmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl için. Çok teşekkür ederiz Soydan Bey cevabınız. Sevilay. Buyurun. Sevilay ben de katkıda bulunabilir miyim? Tabii ki buyurun. Bir defa ben mezun olduktan sonra iş aramaya giden inşaat mühendisleri için ancak acırım. Dolayısıyla inşaat mühendisliği birimini kazandığı gün bir şeyi, bir zamanı, bir ayağı okulda, bir ayağı da şantiyede işçiliğe başlayacak. İşçi olmasını istiyorum. Biz mühendislere iş yerlerimizde, fabrikalarımızda eğer sen ikinci sınıftan itibaren shop floor'da efendim normal işçinin yaptığı işi öğrenmezsen sen mühendisi olamazsın diyoruz. Fabrikalarda eğer çalışacaksa bir mühendisin mutlaka staj demiyorum pardon. Yani uzun süreli yaz ve ocak ne zaman boş vakti var? Artık insanların vakti yok kardeşim. Benim 80 yaşındayım. Vaktim yok. Gezmeye, balık tutmaya. Hiçbir zaman da olmadı hayatımda. Yani ben Soydan'a teşekkür ederim. Çok empatik şekilde altını çizdi ve samimi. Alacak iki kişiyi alacak, üç kişiyi, on kişiyi alacak. Türkiye'nin her tarafında pıtrak gibi inşaat mühendisliği okulları var. Fark yaratan maddeye, yani inşaata işçilik yapıp maddeyi ilk önce elinin içinde o zahmete katlanmayı öğrenemezse altı bilim kalkıp da ondan sonra ahkam kesip proje tasarım içinde de çalışamaz. Hiçbir yerde çalışamaz. Artık zamanımız kısıtlı. Artık çocukluktan itibaren 10-11 yaşından itibaren
bir mesleği yakalayamıyorsa insanlarımız, bütün hayatları ızdırap içinde geçecek. Zaten öyleydi. Şimdi işe acayip şekilde böyle olacak. Ben çünkü Amerika'da, benim iki tane torunum var kardeşim. Bir tanesi 30 yaşında, bir tane 28 yaşında. Onlar ne çektiklerini ben görüyorum. Ben görüyorum. Türkiye'de inanılmaz bir koruma var. Anneler, babalar çocuklarına para yetişiyor. Kendi evini satıyor, bilmem nesini satıyor. Benim oğlum okuyacak, adam olacak. Olmuyor. Türkiye'de şu anda 3, 4, 5, 6 milyon genç üniversite mezunu var. Ama ellerinde onları rekabetçi kılacak, işe girecek bir şeyleri yok. Neden? Çünkü yani herkesin şeye ihtiyacı var. Diploma iş yapmıyor ki. İnsanın yetkinlik içinde bir şeyi düzgün bir şekilde yapması lazım. Bu arkadaşlar çok üzücü bir noktada. Dolayısıyla akıllılar başları yerindeyse birinci sınıfa yazıldıkları gün bir ayakları da inşaatta, tasarımda çömezlik yapacak, bedava çalışacak, boğaz tokluğuyla çalışacak ama ilk önce mesleği yakalaması lazım. Benim söyleyeceğim bu. Çok sağ olun. Katılır mısınız? Aslında eğitim anlayışı ile ilgili de bir soru gelmişti. Belki Selçuk Hocam'la Bülent Hocam cevaplamak ister bunu. Soru şu şekilde: Türkiye'de üniversite sayısının artışına bağlı olarak eğitim kalitesinin düşme sorunu var demiş katılımcımız. Sizce uzaktan eğitimin getirdiği mekan ve zamandan bağımsız eğitim anlayışı Türkiye'de eğitim kalitesinin artmasına neden olabilir mi? Gibi bir soru var. Çünkü bu tarz üniversitelerin şu anda çözemediği laboratuvar açma gibi sorunların modelleme ile çözülebileceğini belirttiniz demişler size Selçuk Hocam. Bülent Hocam'dan şekilde bu soruya cevap verebilirsiniz eminim. Herkes memnun olacaktır. Ya ben söyleyeyim. Bir de ben sonunda ben de cevap veririm, olur mu? Tamam, tabii ki. Buyurun. Çünkü kendi hayatımdan vereceğim örnek var. Tamam, tabii ki. Buyurun Selçuk Hocam, isterseniz siz başlayın. Bülent Hocam da belki bir şeyler söylemek ister. Hocam sesiniz gelmiyor şu anda Selçuk Hocam. Mikrofonunuz kapalı olabilir. Evet hocam. Esnasında da bazı örnekler vermiştim. Gerçekten esasında şu anda bizim eğitim sistemimizde geliştirilmesi gereken hususlardan bir tanesi yani teorinin ötesinde uygulamalar kısmı. Yani bunu neredeyse bütün hoca arkadaşlarımız bir araya geldiğimizde öğrencilerimiz de fark ediyorlardır esasında. Hani bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunda değişik faktörler rol oynayabilir. Ben o yüzden hani bu süreçte birden hani uzaktan eğitime geçişle beraber bazı teknolojilerin, bazı sistemlerin daha hızlı adapte olabileceğini bizim yüksek öğretim sistemimize, böylece o eksiklerin kapatılması yönünde adımlar atılacağı yönünde bir umut geldi bana, öyle söyleyeyim. Çünkü eksikliği görüyorduk. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğiz? Ama şunu da söylemeliyiz. Bu uzaktan eğitim ya da diğer modellemelerle gerçekleştirilecek olan iyileştirmeler yani mevcut yani yüz yüze gördüğümüz laboratuvarda fiilen bulunmaya ilaveten ekstra katkı koyacak şeyler. Yani bunları bir bütünleşik olarak değerlendirebilirsek daha iyiye gidebileceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Bülent Hocam, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi çok kısa bir şey söyleyeyim ben de. Aslında Yalçın Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Öğrencilerimiz üniversite hayatları sırasında mutlaka bu işle ilgili, meslekle ilgili bir şeyler yapmak zorundalar. Aksi takdirde meclisleri ısınamıyorlar. Şimdi eski ile yeniye karşılaştırırsak şöyle bir fark var. Şimdi bir öğrenci üniversiteden mezun olduğu zaman, inşaat mühendisinden konuşuyoruz madem, çok iyi statik bilmesine, çok iyi dinamik bilmesine vesaire çok da fazla gerek kalmayacak artık. Neden derseniz artık bilgisayar programları bir sürü şey yapıyor zaten. Şimdi siz BİM modellemesinden bahsediyorsunuz. BİM'i modellerken artık içine statik sistemi de, yapısal taşıyıcı sistemi de entegre ediyorsunuz. Oradan mimar bir tuşa basıyor, kesitleri kontrol ediyor, bütün dinamik analizler yapılıyor yönetmeliklerin söylediği şekilde. Burada bizim 4 sene boyunca öğrettiğimiz bu teknik dersler nereye gitti peki?
Biz bu çocuklara mukavemet öğretiyoruz, statik öğretiyoruz, yapı dinamiği öğretiyoruz, matris metotları öğretiyoruz vesaire. Çocuk mezun oluyor, bilgisayar programı var, zaten bir modellemesi var. Bir mimar veya bir teknisyen oraya tuşa basıyor, zaten o işi yapıyor. Peki o zaman öğrettiğimiz bilgi nereye gitti? Bizim kendimizi hakikaten sorgulamamız lazım. Yani öğrencinin hayatta karşılaşacağı şeylerle üniversitede öğrendiği şeyler birazcık farklı olmaya başladı artık. Piyasanın beklentileri farklı hale gelmeye başladı. Farklı bir yöne doğru evrilmesi lazım inşaat mühendisliği eğitiminin. Hani hep konuşuyoruz da burada şeyler ön plana çıkıyor. Artık liderlik özellikleri ön plana çıkıyor. Yönetim becerileri ön plana çıkıyor. Birazcık teknik bilgi belki yetişecek artık. Birazcık öğrenciler statikten anlasın, dinamikten anlasın ama onun dışında daha başka özelliklerin olması belki onları hayatta daha başarılı kılacak. Çünkü artık statik projeler dediğimiz gibi hani bilgisayarın bir tuşuna sığmış vaziyette. Şeye veriyorsunuz, statikçiye veriyorsunuz, 3 saat sonra statik projeniz hazır geliyor. Emeği de kalmadı bunun. Yani 4 sene boyunca aldığınız eğitimin de bir şeyi kalınca. Farklı bir yöne doğru evriliyoruz. Bu evrim sürecinde hepimizin eğitim programlarını gözden geçirmesi, öğrencilere farklı bir takım motivasyonlar, özellikler, nitelikler kazandırmayı teşvik etmemiz lazım diye düşünüyorum. Klasik eğitimden mutlaka ve mutlaka vazgeçmemiz lazım. Yani ben senelerdir bunu sorguluyorum. Biz öğrenciye hani 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda olduğu gibi, bizim kendi hocalarımızın olduğu gibi böyle ileri yapı statikleri öğretsek ne olacak? Mezun olunca hiç kullanmayacak ki onları. Başka şeylere ihtiyaç var mı şu an? İnşaat mühendisliğe ihtiyaç var ama başka niteliklere sanki ihtiyacımız var gibi. Mutlaka tozun, toprağın, çamurun içine de girmesi lazım öğrencinin. Lisans seviyesinde mutlaka bir yerlerde uzun süreli çalışmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum ben de. O konuda Yalçın Bey, Yalçın abimizin fikrim, o yılların tecrübesi var kendisinde tabii ki. Çok doğru şeyler söyledi, tespitlerde bulundu. Biz onlardan mutlaka faydalanacağız. Çok teşekkür ederim. Hocam çok sağ olun. Yalçın Bey, şimdi sizin bu konudaki görüşlerinizi alacağız. Bir de ek bir soru var size aslında. İkisini isterseniz birlikte cevaplayın. Size yalın inşaatın yaygınlaştırılması için atılması gereken en önemli adım ne olabilir diye sormuş bir katılımcımız. Ve uygulama açısından en büyük engel ve en büyük avantaj nedir demiş. İsterseniz bu eğitim konusuyla birlikte yalın inşaatın uygulama açısından en büyük engel ve en büyük avantaj nedir Türkiye'de? Nasıl yaygınlaştırılabilir diye bir soru gelmiş size. İsterseniz bu eğitim konusuyla birleştirerek cevaplayabilirsiniz Yalçın Bey. Buyurun. Şimdi bir defa dediğim gibi 80 yaşında olduğum için rahatlıkla söylüyorum. Çünkü artık kişisel propagandayla uğraşmadığımı fark ediyorsunuz. Yani derdim yok orada. Ama artık bir şeyleri genç nesillere anlatmamız lazım. Birincisi tabii konu esasında toplumumuzun bütünü ile ilgili. Yani bütün eğitim sistemi ile ilgili, hayata bakışımızla ilgili. Ben diyorum ki bir defa üniversiteye kazanan çocuk çocukluktan çıkmalı. Annesinden babasından para dilenerek alarak onların imkansızlık içerisinde çocuklarının geleceği için fedakarlık yapmasından kurtulup ilk önce yetişkin olmanın sorumluluğunu üstlenmeli. Bunu da ispatlayabilmesi için hem çalışmalı hem okumalı bir defa. İkincisi yani Bülent Bey'in de katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Soydan Hoca o, zaten aynı şeyi söyledi. Yani böyle artık gidip de teorik sınıf ortamında bir şey alıp diploma alarak bir şeyi rekabetçi olarak çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka ne yapıyorsanız bu işin bütün püf noktalarını, gerçeklerini bilmeniz lazım. İlk önce gerçeklerini bileceksiniz ki bilgisayarı kullanın. Dolayısıyla demek artık yani ne oldu? Yani benim mühendis hocaları affetsinler, kendilerinin üzerine almasınlar. Şehirlerimize bakıyoruz. Her taraf kibrit kutusu inşaatlarla dolu. Muhtemelen yani diyelim ki realite o gün oydu. Ama çok şükür hiç olmazsa BİM falan çıktı da binaların şekilleri efendim insan hayalini daha iyi aksettirecek bir hale geldi. O yüzden söylemek istediğim şey şu.
Ben 1956 senesinde ticaret lisesini bitirdim. Babamın zoruyla girmiştim. Zavallı bir an evvel ekmek para kazansın diye beni oraya götürdü. Çünkü iki defa felç geçirmişti. Birazcık hikaye al ama. Çabuk hayatı kazanmak için. Ben okulun en iyi öğrencilerinden biriydim. Ama gördüm ki hem hocalar hem ben muhasebeci olmam mümkün değil. Pekala ne alt edeceğim? O zaman tutturdum ben hukuk okuyacağım. Pekala gittim liseye, bir sene lise bitirdim. Bu genç insanlara söylüyorum, bana numara yapmasınlar. İşte dersler zaten çok ağır. Biz orada çalışamayız. Yok kardeşim böyle bir şey. Yani Amerika'da da dünyanın her yerinde de çok zengin çocuğu olmadığınız takdirde siz devletten de kredi alsanız, çünkü Amerika'da okullara, üniversite talebelerine kredi veriyorlar. Hayatı boyunca ödeyemiyor bu çocuk o parayı ondan sonra. Dolayısıyla öyle yağma yok kardeşim. 17-18 yaşına geldin mi sen artık yetişken birey olacaksın. Ne yaptım? Ben bir gün devam etmeden İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim arkadaşlar. İki tane çocuğum vardı. Evliydim. Bir sene şeydeydim. Midyat'ta, Mardin'den. Efendim iki sene de Sinop'ta çalışırken imtihanlara girdim. Hocalarımın hiç yüzünü görmedim. Dolayısıyla bal gibi bunu tekrarlayın demiyorum kimseye, gençlere. Ama diyorum ki kardeşim sorumluluk bilinci içinde olacaksınız. Ondan bundan para alarak yaşamak ve öğrenmek mümkün değil. Zamanınızı kötü geçiriyorsunuz birçoğunuz. Yani çocuk gibi yok o arkadaşlar, yok bilmem ne. Derslere gelince sanki sınıfta yeter not almak yeterli oluyor. Böyle bir hayat, böyle bir gelecek yok. Handikap şuydu. Şimdiye kadar bir tane törnür çıkmadı. Bir tane inşaatı bizzat yapan, projelendiren ve onu bütün ögeleriyle yalını top down kullanan. Çünkü yalın düşünce demek, evrimlek demek. Yani yalnız teknikleri uygulayıp da dört tane basit uygulamayı getirmek değil. Yani müşteriden, ihtiyaçtan başlayarak her şeyi israfsız olarak yapma işi bu mal sahibini ilgilendiriyor. Tepeden aşağıya ilgilendiriyor. O yüzden şimdiye kadar beklememizin sebebi bir turner'ın çıkmasıydı kardeşim. Bence en önemli handikapı aştık. Öğreneceğiz. Ortada piyasada 2 milyon ev var. Alıcı yok. Eskiden Çinliler geliyordu pandemiden. İki kuşak bilmem ne projesi için Türkiye'deki bu yapılı evleri ucuz fiyata alıyorlardı. İranlılar alıyorlardı. Bu pandemik bunu da ortadan kaldırdı. Şimdi bu 2 milyon evi ne devlet ne bir başkasının finanse etmesi mümkün değil. Bu beyefendiler Rolls-Royce'larla filan gezip hava atacaklardı. Nasıl yaptılarsa şimdi bunu tepetaklak devrilecekler ve yeni bir insan grubu çıkacak. Çıkıyor da. İşte Serdar mesela, Adanalı arkadaşım. Yani bu yalın inşaatı öğrenmek için günlerini veriyor. Dolayısıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem kendi koşullarını getirecek. Hocalarıma da tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde bir üniversite tahsilini ne Türkiye'de ne Amerika'da. Yani artık Amerika'da da bunun sorgulandığını herkes biliyor. Bütün dünyada. Dolayısıyla bir spesifik konuyu ekonomik şekilde, müşterisi olacak şekilde beceremeyen hiç kimseye insan gibi yaşama hakkı yok kardeşim. Bu Türkiye'ye ait değil bu mesele. Çok yani özür dilerim. Sıradan bir üniversite tahsiliyle bu iş olmaz. Çok özür dileyerek araya giriyorum Yalçın Bey. Son iki sorumuz kaldı. Vaktimizi de biraz açtık. İsterseniz onları da alıp toparlayalım. Algan hocamıza bir soru geldi. Pandemi sürecinde koşulların hızla değişmesiyle inşaat sektöründe çevik inşaat yani agile construction management ne gibi faydalar sağlayabilir diye. Hocam cevaplarsanız kısaca seviniriz. Öncelikle çok keyif aldığımı söylemek istiyorum. Yani cumartesi öğleden sonra geçirmek için gerçekten
güzeldi. Yani keyifli bir sohbet. Hem hocalarımıza hem sizlere teşekkür ederim. Yani insanların bu konularda kaygılı olması ve çok manalı şeyler söylemesi hoş. Yalçın Bey de öyle. Yani tecrübeleri çok çok değerli bizim için. Ve müsaade edersen çok kısa diğerlerine de böyle bir nokta dokunmak istiyorum. Diğer sorulara da çok kısa bir şekilde dokunmak istiyorum sevgiler. Yani Agile, evet, Agile Lean birlikte geçer biliyorsun. Hani birlikte anlatırlar. Aralarında ufak tefek farklılıklar olmakla birlikte Agile biraz daha software üretimi, işte yani bilgisayar programlama üretilmesi vesaire gibi ofis işlerine veya tasarım işlerine biraz daha uygun olabilir. Mimari, mühendislik, tasarım, süreç yönetimi işlerine biraz daha yatkın olabilir, uygun olabilir. Ama aralarında çok çok büyük farklılıklar yok. Agile/Lean diye anlatırlar zaten bazı yerlerde. Dolayısıyla benzer faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Birçok şeyde paylaşırlar, işte kanban çekme sistemiyle iş idaresi vesaire. Birçok şeyleri de kendi aralarında paylaşırlar zaten. Diğer konuları da çok kısa, yani Lean nasıl gelişir, dünyada nasıl gelişti bir ona bakmak lazım. Koşullar bir kere zorluyor, yani az miktarda kar etmek. Brezilya'da mesela çok ileriydi. Brezilya'da çalıştım 3-4 ay, onların çalışmalarını görme şansım oldu. Çok ileriydi Brezilya'da. Niye? Çünkü kar marjları çok düşük. İnsanlar kar ediyorlar yaptıkları zaman. Dolayısıyla kar ettikleri için de daha fazla yapıyorlar. İngiltere'de yapılıyor, Amerika'da yapılıyor. Niye? Çünkü müşterilerden bir talep geliyor biraz. Yani müşteriler biraz zorluyor. Kontrata yazıyor adam. Diyor ki last plan yapacaksın, lean yapacaksın bu projeyi uygulamasında. Öyle yapınca da işte Skanska gibi, bilmem ne gibi, Balfour Beatty gibi dünya dev firmalarda oturuyorlar. Lean çalışıyorlar. İşte Building Information Modeling, BIM diyoruz, yapı bilgi modellemesi. Niye yapıyorlar? Yapıyorlar. Güzel bir şey, faydalı bir şey ama sadece onun için değil. İngiliz hükümeti diyor ki ya ikinci seviye BIM yapmazsan benim diyor projelerime teklif veremezsin, katılamazsın firmalara. Yani öyle dediği için de firma yapıyor. Yani yapmak mecburiyetinde zaten. Ha isteyerek mi yapıyor, istemeyerek mi yapıyor? Faydalı mı? Faydalı ama yapıyor bir şekilde. Dolayısıyla üst seviye liderlik gerekiyor. Yalçın Bey'in dediği gibi bir böyle bir Turner gibi firmaların buna öncülük etmesi, liderlik etmesi, orada çalışan üst seviye insanların bu konuya champion atması, yani ilgilenmesi gerekiyor. Yavaş yavaş Türkiye'de gelişecek. Bu kar marjları düştükçe, insanlar bunun faydaları gördükçe düşecek. Öğretim konusunda da çeşitli dünyada varyasyonlar var. Türkiye'de ne kadar uygulanıyor bilmiyorum. Uzun apprenticeship programları diyorlar mesela. Öğrenci giriyor, girdiği anda bir firmaya çırak olarak çalışmaya başlıyor. Hangi işi yapacaksa mezun olana kadar hem okuyor hem o firmada çırak oluyor. Yani çırak, bildiğiniz çırak yani, hangi işi yapıyorsa. Veya uzun dönemli staj yaptırıyorlar. Mesela 2-3 sene okutuyor, 1 sene staj yaptırıyor. O 1 sene boyunca tamamen işe maruz kalıyor öğrenci ve son senesini okulda tekrar okuyor, bitiriyor ve tekrar genelde staj yaptığı firmada çalışmaya devam ediyor. Böyle uygulamalar var. İnşaat mühendisliği çok esnek bir dal aslında. Birçok dala arasında geçici geçirgen insan, onların bağlantısı olabilir. Mesela yani birazcık bilgisayar sektörünü kodlamayı biliyorsanız birçok firma inşaat piyasasına software satıyor. Yani o aradaki bağlantı insanı siz olabilirsiniz. Birçok firma malzeme satıyor inşaat firması sektörünü. 70 tane sektörü ilgilendiriyor inşaat sektörü. Biraz bu sektörleri bilirseniz, biraz idareyi bilirseniz, iş idaresini bilirseniz, biraz yönetim bilirseniz aradaki insan siz olabilirsiniz. Yani inşaat sektörüyle diğer sektör arasındaki bağlantı kişisi olabilirsiniz. Çok geniş nosyon veren, çok analitik düşünmeyi öğreten çok aslında değerli bir dal. Ama işte sadece hocalarımızın dediği gibi yani şey başında, kitap başında işte matrislerle, üçüncü derece bilmem nelerle, işte hiperstatik sistemler çözmenin bir anlamı kalmıyor çünkü gelecek 5, 10, 15 sene içinde zaten yapay zeka ile bunların çok daha iyisini çözmeye başlayacak. Yani sistemleri o hale getirecek. Dolayısıyla bizim o belki aradaki o boşluk insanı olabiliriz. Yani farklı sektörleri birleştirecek olan, inşaat sektörüyle bu sektör arasındaki köprü kişi olabilecek insanları belki yetiştirmemiz, onlara bakmamız belki gerekiyor. Teşekkür ederim. Umarım cevaplar faydalı hocam. Eminim herkes için faydalı oldu. Ve son soruyla size olsun Soydan Bey ve kapatalım isterseniz. Çok kıymetli sorular geldi. Gönül ister ki hepsini konuşabilelim. Fakat zaten süremizi çokça aştık. Sabrınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Son soru ve sizin cevabınızı da kapatalım. Bir katılımcımız demiş ki evden çalışma sırasında çalışma saatleri açısından komünikasyon, koordinasyon problemleri ortaya çıktı mı sizin firmanızda? Ve mimarlık, mühendislik ve inşa aşamalarında verimlilik kayıpları oldu mu ve bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı diye sormuş bir katılımcımız. Cevaplayabilirseniz çok seviniriz. Buyurun. Evden çalışma esnasında evet, bu kopma, mopma, işte toplantıları iyi takip, o tür şeyler oldu. Olmadı demeyelim.
Orada da işte benim şu an toplantı öncesinde yapmaya çalıştığım şeyleri yaptık. Tüm imkanları zorlama. Şu an benim olduğum yerden görseniz bir ekran burada. Bir ekran size bakıyorum. Bu hazır buradaki bilgisayar. Her şeyi indirdim. Orada şeyi yükledim ona. Benim sunumumu yükledim. Herhangi bir şekilde bu makinede bir problem olursa oradan bağlanacağım. Ne problem olur? Daha öncesinde bir demo yaptım. Çok sevdiğim bir arkadaşımla. Onunla acaba dedim şey mi yaparız? Bilgisayardan bağlanamazsam telefondan bağlanırım. Telefonla telefonu şey çeviririm, ekranı görürler. Yani ben sunumu gösteririm vesaire. Tabii ki daha iyi yöntemler olabilir ama şu anda biraz şey, bu tür şeyleri de öğrendik aslında. Şimdi verim kaybı tabii ki olur. Yani verim kaybı olmadı denilemez. Şimdi ofis çalışması için söylemiyorum, saha çalışması için oldu. Bir kere insanların psikolojisini düzeltmek bu süreçte, düzeltmek de demeyelim aslında. Alıştırmak bu süreci, bu duruma alıştırmak. Yani can derdi var iken iş yap dediğin zaman adama performans ister istemez etkileniyor. Adam yani nasıl konsantre olsun? Onları konsantre etmek, bu katkı vermelerini sağlamak tabii ki çok fazla emek gerektirdi. Ha, alışıldıktan sonra yeni sistem, dezenfektasyon, yemekler mesela yeni şeyler üretilmek durumunda kalındı. Yemekhane kapasiteleri yetmedi. Yetmeyince işte koğuş altlarında yemekhaneler yapılmak durumunda kaldı. İşte az önceki sunumda gösterdim de separatörler, yani insanlar nihayet yan yana yemek yerlerken yemek o zaman süreçler uzatıldı. 2 saat içerisinde yemek yenmeye başlandı çünkü kapasite yetemiyor bu durumda. Tabii ki bu 2 saat yemek şeyinde tabii ki saatler düzenleniyor, işte bir şekilde yarım saat, işte 1 saat falan diyorsunuz ama insanların o yemek saatindeki alışkanlıkları var. Böyle sırt sırta bekleyip işte yemek sırası, kapalı yemekler organize ettik mesela. Kapalı geliyor bütün yemekler hijyen için. Ama saha çalışması artık alışıyoruz, öyle söyleyelim. Ben bu şekilde ifade edeyim. Hem ofis çalışmasına hem saha çalışması. Çünkü alışmak durumundaydık zaten. Alışıyoruz. Eskisi gibi böyle çok kalabalık sahaya gidip işte bir konuyu incelemek yerine işte alınan veriyi, çekilen filmi, giden bir kişiyi daha az risk edecek şekilde gelen veriyi değerlendirerek ilerliyoruz. O şekilde ifade edelim. Çok teşekkür ederiz Soydan Bey. Dediğim gibi vaktimizi, kıymetli vaktinizi de çalmış olduk aslında. Bir cumartesi öğleden sonrayı bu şekilde bize ayırdığınız için ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok kıymetli konuşmacı ve katılımcılara yine çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapmamızda yine emeği geçen Didem'e çok teşekkür ediyorum. Toplantıyı kayıt altına aldık. Maillerinizi zaten istemiştik sizlerden. Paylaştığımız etkinlik afişinde orada kayıt formunu dolduranlar e-maillerini bize bırakmış oldular. Sizlerle mutlaka paylaşacağız en yakın zamanda toplantı kaydında. Böylelikle herkes ulaşabilmiş olacak. İnşallah bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Ben tekrar hepinize teşekkür ederim. Görüş veya yorum belirtmek isteyen olursa da kapanış yapmak için buyurun lütfen, sıra sizde. Teşekkür ederiz. Çok faydalı ve keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler herkese. Çok teşekkür. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun.